mutlu değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bir spor stüdyolarına 1 Şubat Salı günündeyiz ve her zaman olduğu gibi sevgili Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. İyiyiz biz de çok teşekkürler. Sağlık olduktan sonra gerisi bir şekilde halloluyor. Yorgunluk vesaire falan halloluyor. Eee... Değerli izleyenler ilk olarak neyle başlayacağız? İlk olarak Fenerbahçe ile başlayacağız. Ve ekranlarınıza gelecek olan ilk başlık Sözcü Gazetesi'nden Conan Out Uğur In. Fenerbahçe üretimi sol bek için tüm kozlarını oynuyor. Sarı lacivertli kulüp gizleyen Conan'ın menajerini sürekli fiyat arttırması nedeniyle vazgeçti ve Sivas Sporlu Uğur Çiftçi'ye yöneldi. 7 dolar 3 milyon euro isterken pazarlıklar hızlandı. Alternatif ise Eren Elmalı. Şöyle detaylara, ayrıntılara bakalım. Gizlen Konan transferinde Fenerbahçe geri adım attı. Fransa'nın Rem kulübüyle 2,5 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya varan yönetim, oyuncunun menajerinin sürekli fiyat arttırması üzerine bu transferi tamamen askıya aldı. Edinilen bilgiye göre Oyuncu cephesi son olarak imza parası da istedi. Bu da Fenerbahçe'nin transferden vazgeçip masadan kalkmasına sebep oldu. Bunun üzerine yurt içi pazarına dönüldü. Gelecek sezon sahada 4 yerli futbolcu bulundurma zorunluluğu da bu kararda etkili oldu. Liste başındaki isim Sivasspordan Uğur Çiftçi. 29 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro isteniyor. Fenerbahçe pazarlıkta bir miktar para ve takas formülü masada. Alternatif adaysa Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki futbolcusu Eren Elmalı. Uğur Çiftçi bu sezon 28 maçta 5 asist yaptı. Eren Elmalı ise 23 mücadelede 2 gol pası verdi. Demiş gazete buradan Allah yar gitti. Allah, e, Allah yar Sayad Mane sezon sonuna kadar Hull kiralandı. Ve Max Meyer de kiralandı demiş gazete. Fenerbahçe'de dün gece geç saatlerde bir ayrılık yaşandı. Sarı lacivertliler Max Meyer'i Danimarka ekibi Mitilen'de sezon sonuna kadar kiraladı. Sezon başında kadroya katılan 26 yaşındaki Alman futbolcu Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıktı ve 1 gollük katkı sağladı. Kanarya bu transferle birlikte yabancı kontenjanını da bir kişi eksiltmiş oldu. Şimdi e, isimleri konuşacağız ama bir sonraki haberimizde, bir sonraki sayfamızda Milliyet gazetesinden yine transferle alakalı. Diyor ki süre daralıyor, umut azalıyor. Fenerbahçe'de kadrodaki eksik bölgeler için teknik ekip acil takviye istese de beklenen adımlar bir türlü atılamıyor. UEFA'ya yarın liste verileceği için süre daralıyor. Yine az önce sözcüden okumuştuk Milliyet gazetesi de gizlen konan için e, bu süreçte problem var, pürüzler yaşanıyor diyor. Ama burada şeyden bahsedilmemiş. <laughs> Uğur çiftçi ya da Eren Elmalı'dan bahsedilmemiş. Forvet hattı için İsmail Kartal henüz bu bölgede beklediği müjdeli haberi alamadı. Orta sahada çift yönlü oynayan ve aynı anda hem 6 numara hem de 8 numarada görev yapabilen bir orta sahanın olması gerektiğini düşünen Kartal bu konuda çok mutlu. Özür dilerim. Umutlu değil. Bu arada Fenerbahçe Antalya kampını da tamamladı diye yazmış gazete. Bir sonraki sayfayı herhalde biraz daha sonraya bıraka... <laughs> Yo Bu da transfermiş. Fenerbahçe taraftarı. Transferde sessiz kalan kulübün sözleşmesi bitecek isimlere imza attırmasını bekliyor. Sabah gazetesi eldeki kaçmasın başlığını atmış. Kariyeri boyunca tam 6 farklı pozisyonda oynayan ve teknik adamlar için joker olan Ferdi Kadıoğlu'nun kontratı Haziran 2022'de yani sezon sonunda bitiyor. Burada Gürcan Bilgiç de bu imzanın attırılması yani sözleşmenin uzatılması konusunda geç kalınmış imza başlığıyla görüş bildirmiş Gürcan abi de. Şimdi... Uğur Beyciğim, e, bir yandan daha önce konuştuk sizinle. Fenerbahçe'nin bu kadar geniş orta saha rotasyonunda İsmail Hoca'nın istediği gibi oyunun iki yönünü oynayabilen bir orta saha oyuncusunun olmaması bir yandan aslına bakacak olursanız ilginç. Diğer taraftan Santrafor bölgesine de bir takviye isteniyor. Siz defalarca gündeme getirdiniz. Ben şöyle bir kez daha hem size hem izleyicilerimize hatırlatayım. E, Serdar Dursun şu ana kadar 19 maçta 7 gol 2 asisti var. Mergin Berişe 21 maçta 6 gol 3 asisti var. Ener Valencia 21 maçta 9 gol 4 asisti var. Mergin Berişe Türkiye'ye gelmeden önce geçen sezon 42 maçta 22 gol ve 14 asist yapmış, 36 gole doğrudan, direkt olarak katkı sağlamış. Serdar Dursun da malumunuz geçen sene Türkiye'ye gelmeden önce 36 maçta 29 gol, 8 asist yapmış, aynı şekilde 37 gole doğrudan katkı yapmış Türkiye'de. Geçen yılki rakamların yarısı bile yakalanamamış. Yani Mergin Berişe ile Serdar Dursun'a kötü demek ya da en azından bu adamlar golcü değil demek çok büyük haksızlık. Bir yandan da. Geldikleri yerlere baktığın zaman da biri Avusturya Ligi, biri ikinci Bundesliga kötü değil. Değil. Seviye olarak bizden çok uzak değil. Çok aşağıda ya da çok yukarıda değil. Kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir turnuvalar Avusturya Ligi ve ikinci Bundesliga. O yüzden bu istatistikler de gerçekçi. Hani olur da oyuncu Malta Ligi'nden gelir, ya da Güney Afrika Ligi'nden gelir karşılaştıramayabilirsin. Onu anlarım ama öyle de değil. Avusturya ve ikinci Avusturya Ligi ve Bundesliga, ikinci Bundesliga karşılaştırılabilir turnuvalar ama bu Fenerbahçe'nin genel problemi aslında o birinci haber beklerle ilgiliydi ya. Beklerle ilgili tablodan da okunabilir. Fenerbahçe'de bir sürekli RRR organizasyon hali var. Aslında kadro ile ilgili en temel sorun mühendislik. Şimdi neden öyle söylüyorum? Şimdi Gisley'in konan ve Uğur Çiftçi değil mi? İlk okuduğumuz haber Doğru. oydu. Solbek gündemi var. Eğer olmazsa Eren Elmalı diye bir iddia da var. Evet Eren Eren'de Solbek. Ümit Milli Solbek'imiz. Şimdi Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunda bir bek dönüşümü yaşandı. Emre Belizoğlu'du sportif direktör. Erol Bulutlu tek direktör. Çok eski değil. Bir buçuk yıl önce sadece. Yani Ağustos 2020'den bahsediyorum. İsla Dirar gibi oyuncular, Hasan Ali gibi oyuncular gönderildi. Dört tane bek transfer etti Fenerbahçe. Bir anda bir transfer penceresinde. Gökhan Caner, Novak Nazım. Evet. Şey yani bu bir planlama olması gerekir normalde. Bunun adının planlama olması gerekir. Çünkü bütün beklerini gönderip yepyeni dört tane bek alıyorsan iki pozisyona dört tane yeni bek alıyorsan bunların planlama olması lazım. Gökhan Caner, Nazım, Novak alıyorsun. Sadece 12 ay geçiyor. 2021 yazında yeni bir tek direktör geliyor. Diyor ki benim kafamdaki formasyon farklı, benim oynatacağım oyun farklı. Bu beklerin hiçbiri benim işime yaramıyor diyor. Ben diyor Ferdi ile Samuel'i kullanacağım o yüzden. iki tane oyuncu devşireceğim oraya. Kanat beklerine. Gökhan Caner'i gönderiyor. Hatta Ozan Tufan da gidiyor. Ozan Tufan da sayıyorum orada. Çünkü Emre Belözoğlu son dönemde onu sabit kullanmıştı. Ve çok da büyük katkı sağlamıştı katkı da sağlamıştı. Novak Nazım'ı tutuyor ama alternatif oyuncular olarak kalıyor onlar. Az, az kanat bekler Ferdi Samuel oluyor. Şimdi dünyanın hangi kulübünde bu olsa bunun bir defa tartışılması konuşulması lazım. Türkiye'de hiç tartışılmadan geçiliyor. Çünkü 2020 yazında sen beklerle ilgili, bek planlamanla ilgili bir karar alıyorsun. İsla Dirar Hasan Ali'yi gönderiyorsun. Olabilir. Tamam. Gökhan Caner Nazım Novak'ı getiriyorsun. Olabilir. Ama 12 ay sonra başka bir hoca geliyor. Hiçbirini kullanmayacağım diyor. Bu olmaz. Olmaması lazım. Bir matematik hatası var. Mühendislik kaynaklarının verimsiz kullanımı bu. Bravo. Bu iktisadi olarak bir hatadır. Bu senin şirketini yanlış yönettiğinin bir kanıtıdır. Sen geçen sezon, geçen yaz 4 bek almışsın. Ben hiçbirini kullanmayacağım. Ben bek olmayan Ferdi ile Samuel'i burada kullanacağım diyorsa bir tek direktör bir dakika hemen lazım. Ya ben geçen yaz aldığım 4 oyuncu yanlış ya bu tek direktör yanlış. Birinden birinin yanlış olması lazım. Ona da okey diyorsun. Ona da okey diyorsun. Ferdi ile o say Samuel kanat bek olarak kullanıyor. Gökhan'ı, Caner'i hatta Emre Belözoğlu'nun bekte kullandığı Ozan'ı da gönderiyorsun. Nazım'la Novak'ı alternatif oyuncu olarak oynatmamaya başlıyorsun. Daha az şans vermeye başlıyorsun. O tek direktör Ferdi ile Samuel'i kullanıyor. O tek direktörü de gönderiyorsun. Onu da gönderdin. Başka bir tek direktör geliyor. Diyor ki geçenlerde muhabirlerle yaptık Kahvaltı toplantısıydı galiba orada. Ben diyor Ferdi ile Samuel Bek olarak görmüyorum. Kanat Bek olarak görmüyorum. Ben onları açık oyunu sonra kullanacağım diyor. Yani şimdi bu artık akılla, mantıkla, matematikle, bilimle falan açıklanabilecek bir şey değil. Burada Yap, bir yönetsel problem var. Yapboz tahtasına döndü maalesef. Evet, burada bir yönetsel problem var. Her tek direktör gelip bir tanesi geliyor Erol Bulut ve Emre Belözoğlu sportif direktör. Ben bu bekleri istemiyorum. Dört tane yeni bek istiyorum diyor. Alıyorsun. Gökhan Caner, Nazım Novak alıyorsun. Başka bir tek tira götürüyorsun. Getiriyorsun. Ben bu dördünü de beğenmiyorum diyor. Ben diyor Başka bek olmayan Ferdi ile Samuel'i oraya devşireceğim diyor. Ona da okey diyorsun. Onu da gönderiyorsun. Başka bir tek direktörü geliyor. Üstelik onun geçici olma ihtimali çok yüksek İsmail Kartal'ın. Çünkü başkan kendi ağzıyla dedi ki almak istediğimiz tek direktörler devre arası gelmiyor. O yüzden yeni sezon alacağız. Yani bu tek direktörümüz geçici diyorsun. Geçici tek direktör diyor ki ben bunları bek olarak düşünmüyorum. Ferdi ile Samuel'i Pereira düşünüyorlar ben düşünmüyorum. Ben bunları açık oyunu olarak düşünüyorum. Üçte oynatmayacağım, dörtte oynatacağım. Ben de bu beklerden memnun değilim. Bana diyor sol bek transferi yapın diyor. Bak haklılıktan, haksızlıktan tartışmıyorum hiçbirini. Ne Emre Belözoğlu, ne Erol Bulut, ne Pereira, ne İsmail Kartal. Ama hepsi birden doğru olamaz kardeşim. Değil zaten. Hepsine okey diyemezsin. Bu akla, mantığa, bilime ters. Sen o zaman demek ki bir yönetim krizi var burada. Bir yönetim aklı yok, bir ortak akıl yok, bir üst akıl yok Fenerbahçe'nin transfer planlamasında. Bu kadar kaynaklar çarçur edilemez. Sen her yaz hatta her kış, hem yaz hem kış ben bu beklerin hiçbirini istemiyorum diyor bir tek direktör. Tamam diyorsun. Öbürü geliyor. Ben de hiçbirini istemiyorum diyor. Öbürü geliyor. Ben de hiçbirini istemiyorum diyor. Bunun hepsine tamam diyemezsin. Burada bir yanlışlık var. Şu, şöyle bir bakış açısı olabilir mi acaba şimdi siz konuşurken Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç teknik direktörün işine karışmayacağım tamamen profesyonellerin kararıyla devam edeceğim diye bir yaklaşım sergilediyse eğer bunun başka bir açıklaması yok herhalde. Şu yaşananlar. Şüphesiz teknik işine e ama karışmama bahsettiğimiz şey başka. Başka bir şey. Olayın hem mali boyutu var hem planlama boyutu var. Sadece bir oyuncu, iki oyuncu ile olmuyor. Peki benim 25 kişilik bir kadrom var. Bir tek direktör aldım. Tek direktör dedi Deli ki sınırlar var Ben Bunun bu 25 oyuncuyu yapacağız. beğenmiyorum dedi. Ki yaşanmıştır Türkiye'de bunlar defalarca. Ben bu 25 oyuncuyu beğenmiyorum dedi. Ne yapacaksın? Tek direktörün içine karışmayayım da 25 oyuncu gönderip yeni 25 oyuncu alamazsın. Aynen öyle. Bir demen lazım ki bir dakika benim de elimdeki aset bu. Bu Benim da bize, de işte 100 küsürü milyon Euro'luk bir oyuncu asetim var. Benim elimdeki malzeme bu. Bu malzeme sanayi uygun değilse belki de seninle çalışmamız doğru değil. Bunu da bir sorgula. Kayıtsız koşulsuz her söylenenle kabul edemezsin. Şimdi Hansi Flick Bayern Münih'le ya kaybettiği, mağlup olduğu maçtan daha fazla kupa kazandı. Ya inanılmaz bir sezon geçirdi. İnanılmaz bir küsür sezon. Toplam 5 maç kaybetti yanılmıyorsam altı tane kupa kazandı. Ama sezon sonu dedi ki bu kadro bana yeterli değil kardeşim dedi. Bu kadronun derinliği bana yeterli değil. Bayern'in üst yönetimi dedi ki bu kadroyla biz devam edeceğiz. Başarısızsın demedi Hansi Flick'e. Başarısızsın diyemezsin haşa. Başarısızsın dersen adama gülerler. Adam kazanabilecek bütün kupaları kazandı. Kısa süreli çalışma sürecinde. Ama dedi ki bu kadro bana yeterli değil. Bu kadroda birçok deneyimler var, birçok gençler var. Ben bu gençlere itibar etmiyorum bu kadro bana derin gibi gelmiyor. O yüzden takviye yapmam lazım dedi. Bayern Münih Sportif Direktörü Salih Mitsic ağzıyla Bayern üst aklı Hansi Flick'e teşekkür etti. Dedi ki bizim planlamamız senin kafandakilerle uymuyor kardeşim. Bizim planlamamız bu genç oyunculara bu sene daha fazla dakika vermek. Onları bu kadro işine değerlendirmek dedi. Hansi Flick'e teşekkür etti. Hansi Flick Alman milli takımına gitti. Nagelsmann'a getirdiler. Nagelsmann o gençlere daha fazla dakika veriyor. Bu Hansi kötü hoca yapmaz. Hansi Flick'in işine karışıyorsun anlamına da gelmez. Bu bir kulüp planlamasıdır. Bir bakıma şirket planlamasıdır. Şimdi Fenerbahçe'nin bir üst aklı yok belli ki. Fenerbahçe'de bir üst akıl devrede değil. O yüzden diyorum ki yıllardır Türkiye'de kulüp yöneticilerinin darmadağın ettiği sportif direktörlük kurumu Türkiye'ye çok lazımdır. Sportif direktörü dünyada belki en çok Türkiye'ye lazımdır. Çünkü tek direktör istikrarı yok bu ülkede. Çünkü kadro istikrarı yok ve bunu sağlayabilecek bir akıl bir Orta evet orta geçiş, derece. Mevki. Evet yönetim pozisyonu oraya koyman lazım. Bu da sportif direktördür belki de. Yani illa sportif direktör teknik direktör alternatifi olacak. Teknik direktör gidecek, onun yerine sportif direktörü gelecek değil. Hiç alakası yok birbiriyle. Olmamalı hatta. Hiç alakası yok. Neydi tanımımız? Sportif direktör gelecek sezonu Teknik direktör gelecek haftayı planlar. İkisinin işi birbirinden Tabii. apayrı. Muazzam bir tarif bu arada ağzınıza sağlık. Her seferinde Şükrü. ayrıca anlaşılır direktör, yani. 25 kişilik A takım kadrosunu takip ederken, sport direktör dünyadaki bütün oyuncuları takip eder. Tek direktör gelecek haftayı, sport direktör gelecek, gelecek sözünü planlar derken, işte bu back rotasyondaki garabete işte o zaman şahit olmazsam, buna da... sahip olsan daha çok kamera önünde kalmasına gerek kalmaz bu tip durumlarda. Her seferinde çıkıp açıklama yapmak mecburiyeti olmaz. Beklentiler ona göre değişir. Tepkiler, reaksiyonlar ona göre adres daha doğru yapılır. Yani bir değil birçok faydası var. Doğru yapılanma zaten bambaşka bir, doğru organizasyon, bambaşka bir fayda zaten. Bir de işin şu boyutu var. Buna şunu da ekleyeyim. Şunu diyebilir mesela şu an beni izliyor olsa bir Fenerbahçe yöneticisi Kardeşim parasını veriyoruz alıyoruz. Gökhan Caner, lazım, Novak parasını verdik aldık. Sonra da kullanmıyoruz. Bunu deme şansı yok. Neden? Çünkü hem uluslararası hem de yerel finansal fair play kriterleri tehdidinde ve kontrolündesin. Ve Eğer, olağanüstü borçlusun. Öyle olmasa dahi kulübün geleceğine yatırımdır bunların hepsi. Öyle Eğer olmasa sen dahi kulübün parasını harcayamazsın tabii de. Tamam. Hani şunu diyebilirler ben bağış yapıyorum kulübe kendi paramı harcıyorum. Sana ne? Onu da yapabilecek durumda değilsin değil. ki. Sattığın kadar alabiliyorsun. Dolayısıyla doğru yönetmek zorundasın. Makul yönetmek zorundasın. Yani bu makul yönetmek doğru yönetmek değil. O yüzden şimdi bak 10 dakika konuştuk. Gislen Konaya Uğur çiftçiye gelemedik. Gelemiyorum. Gelemiyorum çünkü işin bir matematiği yok. Bugün yine bu bekleri alacaklar. Belki sezon sonu başka bir tekstilatör gelecek. Bu bekleri de istemiyorum. Bana başka 4 tane bek alın diyecek. Ben söze başlarken özellikle orta saha ile açtım farkındaysanız o daha da acayip geliyor bana. Evet. Gelelim yani orta sahaya. Tamam olalım. sol bek. Belki derim ki deseniz ki konuşsak sol bek belki dersin tamam olabilir orada bir eksik var oraya ama orta sahaya sanki hiç gerek yokmuş gibi. Bayağı kalabalık o Geliyor böyle. bilemiyorum siz bir daha iyi bilirsiniz. Şimdi galiba Max Meyer'i kiraladılar. Doğru. Danimarka'ya gitti. Mitiland kulübüne. Evet. Kiraladılar. Ama hala Şimdi İsmail Kartal diyor ki o muhabirlerle yaptığı toplantı elimizdeki en sağlıklı veri de o. o yüzden o toplantıdan faydalanmak durumunda kalıyoruz. Ozan kiralanması noktasına gelecek miyiz <laughs> acaba? Gerçi çok ya, iyi oldu Ozan gitmesi. de. Ozan'ın kiralanması da Kendi ya, için tabii Türk ki, Fenerbahçe için. için aradılar. O ayrı konu. Ama şimdi İsmail Kartal orada diyor ki ben diyor bir maçta bir defansif iki ofansif orta sahayla kurdum orta saha yapılanmasını. işlemedi, Kargaşa oldu diyor. O yüzden diyor iki defansif bir ofansife döndüm. Ben öyle anladım. İrfan ve Mesut'u ofansif ortası olarak sayıyor. Yani orta üçlü de aynı anda İrfan ve Mesut düşünmüyor. Ha kanatta düşünebilir birini o ayrı. Ama orta üçlünün içinde aynı anda İrfan ve Mesut düşünmediğini söylüyor o toplantıda. O yüzden diyor İrfan ve Mesut'tan biri artı iki tane de orta üstüne ihtiyacım var. Onlar için seçenekleri sayıyor. Gustavo döndü diyor. Zaits var elimizde diyor. Crespo var diyor. Mert Hakan sakat diyor ama Mert var. Yani, Sosa var diyor. Bir Joseph de Sosa mı arıyor özetle? Arkasını süpürecek. Arıyor. 6-8 benzeri arıyorum. bir oyuncu diyor. Öyle tarif ediyor. Arıyor. Bir şeyler arıyor ama aradığı oyuncu on numara değil. Onu biliyoruz. Değil. İki yönlü ortası ama defansif herhalde daha çok. Şimdi o tarife uyan da kendi sayıyor. Gustavo Zayt, Crespo, Mert Hakan, Sosa var. 5 tane oyuncu var diyor. Hatta Muhammed de orada kullanabiliyor zaman zaman. 5 tane oyuncu var diyor ama daha fazlasına ihtiyacım var diyor. Çünkü diyor biz diyor 3 cephede mücadele edeceğiz. 3 cepheden de feragat etmek devam ediyoruz diyor. Fazla oyuncuya ihtiyacım olabilir diyor. 3 cephede mücadele edecek olsam bile ligde kalmış 15 maçım. Avrupa'da maksimum 9 yanlış hesaplamıyorsam. Türkiye Kupası'nda maksimum 4. Yanlış hesaplıyor olabilirim. 1-2 eksik fazla olabilir. Yani kabaca bahsettiğimiz maksimum bahsettiğimiz maç sayısı 28-30 olabilir. Bir sezon değil. Yarım sezondan bahsediyoruz. Yarım sezon için 5 tane orta saha var. Orta saha istiyor. Fenerbahçe kadrosu maalesef bir üst takıl olmadığı için işin içinde her gelen tek direktörün bakış açısına göre yeniden şekilleniyor. Ve her gelen tek direktör bu kadroyu başka bir yerinden tutuyor. Şimdi karanlıkta bir fili tutmak gibi Fenerbahçe kadrosu. Erol Bulut geliyor, karanlıkta filin kulağından tutuyor. Diyor ki bu küçük, yuvarlak, yumuşak bir şey diyor. Ona göre transfer istiyor. Emre Belezoğlu geliyor, filin burnundan tutuyor. Bu uzun diyor, ona göre transfer istiyor. Pereira geliyor, gövdesinden tutuyor. Bu çok dev gibi bir şey diyor, kalın diyor, sert diyor. Ona göre transfer istiyor. Şimdi İsmail Kartal gelmiş, ayağından tutmuş. Ya kardeşim ışıkları açın. <laughs> Net Işıkları için. açın yani karanlıkta bir fili biriniz kulağından, biriniz burnundan, biriniz ayağından tuttunuz. Hepiniz farklı takviye istiyorsunuz Fenerbahçe kadrosuna. Yani Fenerbahçe kadrosu bir üst takıl tarafından yönetilmediği için karanlıkta bir fil muamelesi görüyor. Birisi de demiyor ki ya bu ışıkları açın ya bu Fenerbahçe kadrosunu bir bilimsel bir eda ile bilimsel bir bakış açısıyla alın. Bunun gerçekten neresi eksik neresi tamdır arkadaş? En kalabalık bölgelerinden biri orta saha. En kalabalık bölgelerinden biri orta saha Fenerbahçe. Çünkü Mesut'u, İrfan'ı, Perkas'ı falan da orada kullanabiliyorsun bu saydıklarımız dışında. En kalabalık bölgelerinden biri orta saha. İsmail Kartal da orta sahaya takviye istiyor. Ben anlamadım. Yani bu bu bana doğru bir yol gibi gelmiyor. Bu yol sizi şeye çıkarmaz. Aydınlığa çıkarmaz. Fenerbahçe doğru yönetilmiyor. Fenerbahçe'nin doğru yönetilmediği için tabii ki onlar yüzlerce daveri var elinde ama Sadece buraya bakarak yani şu andaki bek ve orta sahne analizine bakarak da görebiliyorsun doğru yönetilmediğini. Santrafor konusunda da söyledik. Berişa ve Serdar Dursun hiç de kötü yani bu adamlar alınır mı denecek adamlar değil. Biri 42 maçta 22 gol 14 asist yapmış. Diğeri 36 maçta 29 gol 8 asist yapmış. Yani daha ne olsun dedirtecek performanslar evet. 36 37 gole doğrudan katkı sağlamışlar. Santrfor arıyor falan. Ben e, şeye baktık. E, ceza sahasında kaç kere buluşmuşlar geçen sezonki performansları ve bu sezonki performansları şutlara ulaşamadık ama e, ceza sahasındaki şeylere de ulaşamadık. Geçen sezonkileri. Eee buluşmalarına da ulaşamadık. Aslında o belki bize e, bir şey gösterebilirdi. Ancak bu sezon Serdar Dursun oynadığı maçlarda 73 geç 73 kez ceza sahasında topla buluşmuş rakip ceza sahasında. Bergin Berisha'da 12 maçta 43 kez hmm. lig maçında fena değil. Topla buluşmuş. 3.5 ortalama Berisha. Serdar'ın kaç maç? 18. Onu 4. Fena bir oyuncu için fena değil. Şimdi santrfor rotasyonuna gelirsek Valencia, Serdar, Berisha eldeki rotasyon. Sezon başında bu üçü var. Avrupa'ya liste veriliyor. O sırada Serdar Dursun'un bir sakatlığı var. Serdar Dursun liste yazılmıyor. Omuz şey köprücük kemiğinden. Köprücük evet. kemiğinin üstüne düşmüş ligde. Liste yazılmıyor. Birinci maçı oynuyorlar. Daha birinci maçı oynuyorlar Frankfurt'ta. Birinci maçtan sonra Serdar Dursun ligde oynuyor. Üç gün sonra. O kadar yanlış yönetiliyor ki Fenerbahçe. Bak hangi bahsi açarsan aç, hangi başlığı açarsan aç elimizde çok temel bir şey kalıyor. Yanlış yönetim. Şimdi Vitor Pereira mı bunun kararını verdi? Serdar Dursun'u Avrupa Ligi listesine yazmama kararını yönetim mi verdi? Kim verdiyse kardeşim. Sen nasıl sezon başında Serdar Dursun'u Avrupa listesine yazmıyorsun? Sakatlığı var ama sakatlığı 3 gün sonra ligde kadroya giriyor. Bir tane maç kaçıracak sadece Avrupa Ligi'nde. Kalan 5 maçta oynayabilecek. Sonra ne oluyor? Valencia sakatlanıyor. Valencia sakatlanınca Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki en kritik maçlarına elinde sadece tek santrfor Berisha ile gidiyor. Ondan sonra o maçlarda puan kayıplar oluyor. Fenerbahçe normalde 2-2'ye girmesi gereken bir grupta 3. oluyor. ondan sonra UEFA Konferans Ligi'ne devam ediyor. O kadar çok yönetsel hata var ki. Yani santrfor rotasyonu yeterli yetersizliği başka bir konu. Kullanım biçiminde de hata var. Niye Serdar Dursun'u Avrupa Ligi listesine yazmadın sezon başında? O da ayrı bir konu. Şu anki rotasyona gelirsek. İsmail Kartal Valencia'yı kanada kaydırdı. Son hayatı maçta. Santrifor olarak Serdar'ı soktu onu. Evet. Dolayısıyla Valencia herhalde kanatta kullanabilirim diye diye düşünüyor. Santrifor rotasyonu olarak da herhalde Serdar Berişay'ı sadece ikisini düşünüyor. O yüzden oraya Santrifor almak istiyor anlam kadarla. Ama yine aynı noktaya geliyoruz. Emre Belezoğlu geliyor. Eldeki malzemeyle. Bir yıl önce Valencia'yı kanattan Santrifora devşiriyor. Valencia o zamana kadar kanat. Ki o sezon başından itibaren demiştiniz ki sanki Valencia santrafor oynamak istiyor. Kanatta sanki çok evet. mutlu değil diye defalarca söylediğinizi Çünkü hatırlıyorum. Çünkü milli takımında da ve daha önce öndeki kulüplerde de 10 numara ve Santrafor çok oynamış. Ve orada da iyi verim almış. Ekvator milli takımının efsanevi bir golcüsü. Daha yeni e doğru doğru Brezilya'ya karşı 11 dönemde Alisson kafasına vuruyor ayağıyla izledim hala Ekvador gibi çok üst seviye bir milli takımın oyuncusu. Ve iyi istatistik yapmış. Meksika'dan geliyor. 3 sezon orada da iyi istatistik yapmış. Ben de bu veriler ışığında geçen sezon diyordum ki Meksika ve milli takım verilerine baktığın zaman sanki Santrfor oynamak istiyor. Emre Belözoğlu geliyor göreve. Santrfor'a kaydırıyor oyuncuyu. Harika istatistik ve oyun yakalıyor Valencia. Takım bir anda şampiyonluk potasına giriyor. Oradan o veriler ışığında Santrfor devam ediyor. Şimdi başka bir tek direktör geliyor. Diyor ki Acaba Valencia'ya ben kanat mı kullansam? Anladığım kadarıyla. Santrfor mu alsam? Yani gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Bir karar verin. Tespit çok doğru. Işıkları yakmak Işıkları en sağlıklısı olacak. Biraz. Bir yani karar Ferdi verin. var, Samuel var. Valencia'nın nerede? Valencia'nın. Multi çok oyuncu var ve karar veremiyorsun. Fenerbahçe'nin üretemediği zamanlarda tek başına üretip takımını omuzladığı, sırtladığı çok maç gördük mesela yani mutlu olduğu yerin net bir şekilde ceza sahası olduğunu görünüyor. Söyleyebiliriz. Becerikli bu, olduğu bu yerin, daha fazla katkı sağladığı yerin. Şimdi kaç santr, kaç transfer yapabilirsin? Öyle de bir gerçeklik var. Bunlardan bazılarına karar vermelisin ki transfer rotanı belirle. Gerçekten bek mi doğru transfer rotası, orta saha mı doğru transfer, santr formu doğru tra. Hepsi birden mi, hiçbiri mi? Hani bunların madem bir ortak akılla karar verilmesi. Daha mesela. öncekiler yanlıştı. Evet. Birinden biri yanlış. Dördünden üçü yanlış hatta. Çünkü dört ayrı bakış açısı var. Kısa sürede bir de bir buçuk yılda. Beş yılda değil ki bir buçuk yıldaki bakış açısını kıyaslıyorsun. Herkes farklı yerden bakıyor. Bir de geçen sezon sonunda hatırlayacak olursanız eldeki mevcut kadroyla şampiyonluğa oynayan son haftaya kadar da mücadelesini sürdüren, üreten, tempolu oynayan bir Fenerbahçe vardı. Ve sanki orası doğru gibi bana sorarsan Geçen da. sezon sonunda da ve bu sezon başında da aynı şeyi yorum yapmıştık. Evet. Hatırlarsanız. Sanki o geçen sezonun son 10 haftasındaki Emre Belözoğlu dönemindeki oyuncuların kullanım biçimi sanki en üst düzey verim alındı. İlk programda şöyle bir şeye düşmüştük, yanılgıya düşmüştük hatırlarsanız. Muhtemelen Emre Belözoğlu'nun bıraktığı 11, bıraktığı diziliş, bıraktığı oyun sistemiyle devam edecektir yeni teknik direktör demiştik ama öyle olmadı. Yakından bile Çünkü geçmedi. Çünkü plan bulunmuştu. İşliyordu Yakından yani. bile geçmedi. Neyse çok vakit ya, geçti. Az 11'de çok da değil gerçi. 5-6 oyuncu değişti. Formasyon değişti. Oyuncular evrildi, devşirildi. Oyuncular devşirildi. Pozisyonlar değişti. Emre Belözoğlu'nun yönettiği Fenerbahçe ile Pereira'nın yönettiği Fenerbahçe iki ayrı takım hüviyetine büründü. Şu anda ikisi de gidince ortada bir kargaşa kaldı dolayısıyla. Kimin hangi pozisyon oyuncusu olduğu, takımın ne oynayacağı, Kaç savunmacıyla, kaç forvetle, kimin hangi pozisyon oyuncusu olduğu gibi bir kargaşa kaldı elde. Dolayısıyla e, büyük bir yönetsel arıza bu. Boşluk. Şimdi bir hoca getirdiğin zaman, masaya oturduğun zaman şunu diyebilirsin ya, bunu diyebilirsin ya. Yani. Biz dörtlü savunma oynadık geçen sezonun son bölümünde. İyi verim aldık. Valencia'ya santrfor kullandık, iyi verim aldık. Bu şablonu devam ettirmek istiyoruz. Evet, ana fikrimiz bu. Ha sen gel rötuşlar yap şu yeterli bu yetersiz de tabii ki ortak akılla geliştirelim. Ama bir temelimiz var. Son e, 7-8 senedir yaptığı gibi diyebiliriz herhalde değil mi? Belki biraz daha uzatabiliriz onu. 6-7 senedir. Biraz daha bağlantılı ve işte şu hamleleri. Ama Fenerbahçe'de herhangi bir korelasyon, herhangi bir bağlantı görünmüyor. Yok, her gelen Vito başka bir bina oturuyor. Kurduğum. Her şey yanlış diyor. Peki. Her bunu... şey yanlış diyor. Sen de kabul ediyorsun bu sabah itibariyle Fenerbahçe Santrafor'da ilgilendiği isimler Seferovic, Tikinio ve Morales Glasgow'daki Glasgow Rangers'daki. Şimdi hangi birisi şeyden daha kötü? Berişan'ın geçen sezonki performansından ya da Serdar'ın geçen sezonki performansından. Daha kötü değil, daha iyi. Değil aslında. Mesela Seferovic'in de bu sezon değil ama önceki sezonki performansı çok iyiydi. Portekiz Ligi'nde. Yani Porto zaten Baştan beri söylediğiniz gibi sorun transferde yeni oyuncuda değil. Evet. Sorun ışıkları yakmamakta. <laughs> Karanlıkta kalmakta. Demelde öyle. Diğer santrfor kimdi? Morales. Gayet iyi gidiyor. Ee... Ama şimdi devre arası. Evet. Az önce şeyi okuduk ya. Hangi sol bek içinde? İstedikçe istemişler. Gisley'in konu. Gisley'in konu. Bir de orada oynuyormuş. Afrika kupasına gitmiş. Kulübünde. Afrika kupasındayken o sağ beki sola devşirmişler. Anladığım kadarıyla o da iyi oynamış. Fenerbahçe'de bu kadar ilgilenince herhalde masaya oturmuşlar yoksa sezon başından beri sol kanat bek olarak onlar da üçlü oynamış zaman. Bir yandan da dönem itibariyle adamlar ne istese bir şey de diyemiyorsun yani şüphesiz. Devre devre arası varmış. olduğu için. Onu pazar Aynen öyle. pazarın durumu bu yani. Galiba Fenerbahçe yeni sezonda Hangi tek direktörle ve hangi planla devam edecekse biraz da ona göre atmalı şu anda adımlarını. Acaba öyle bir bağlantı var mı? Mesela öyle bir endişe de duyuyorum. Mesela İsmail Kartal şu anda 4-2-3-1 oynamayı planlıyor. Ferdi ile Samuel'i açık oyuncusu olarak görüyor. Bek takviyesi istiyor. Orta sağ takviyesi istiyor. Peki İsmail Kartal'ın düşünceleri 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'nin başa gelecek tek direktörle uyuşuyor mu? Onu da merak ediyorum. Acaba onun öncül adımları mı? Öncül adım umarım öyledir. Yoksa Fenerbahçe için yeni bir kriz daha çıkar 2022 yazında. Kaynaklar yine doğru kullanılmamış olur. Evet. Ya Pereira benzeri düşüncede bir hoca alırsanız o da İsmail Kartal'ın kararlarını beğenmezse Pereira'nın Emre Belözoğlu'nun kararlarını beğenmediği gibi o zaman ne olacak? Yeniden bir dört tane bek alacaksınız. Böyle Umar. de bir garip bir durum var. Umarız öyle olmayacak. Biraz uzattık ama sonuçta herhalde bir şeye bağladık değerli izleyenler. Bir sonuca bağladık konuyu. Şimdi... Sırada transferden açtık sözü. Fenerbahçe ile başladık. Avrupa'dan transfer haberlerimiz var değerli izleyenler. İlk olarak ekranlarınıza getirmek istediğimiz bizim de e, Uğur Meleken'in programımızda sıklıkla haftalık olarak hatırlayacaksınız e, yaklaşık 20-22 Avrupa'da top koşturan genç oyuncumuzu e, <laughs> mercek altına alıyoruz. Haftalık performanslarını programımız içerisinde sizlerle paylaşıyoruz. O performanslar içerisinde parıldayan isimlerden bir tanesi Deniz Ündav. Gelsin efendim ekranlarınıza. İngiltere'ye, Premier Lig'e gidiyor. Ama tabii ki önümüzdeki sezon, bu sezon Evet. saint kendi takımında oynamaya devam edecek. Performansını da hemen hatırlatalım sizlere. Ee, şu ana kadar 25 lig maçının 25'inde de forma giydi ve bu karşılaşmalarda ligde 18 gol ve e... ha o 9 asist. Ben 10 asist diye not almışım. 9 asistle e, oynuyor. 92 şutun 39'unda isabet bulmuş ve %72 oranında Pas isabetiyle şu ana kadarki performansı Deniz Ündav'ın. Belçika Ligi'nin gol kralı. Asist krallığında da herhalde en üst seviyelerde. Gol kralı artı asist krallığında en üst seviyelerde. Belçika Ligi'nin tozunu attı. Ee, tam manasıyla öyle oldu. Saint-Gilles 9 puan farklı lider ve bu sezon çıktı 1. Lig'e. Bu sezon 1. Lig'e çıkan bir takım tam anlamıyla Peri Masal'ı yazıyor ve Peri masalında başrolü Deniz Ündav ve partneri Fanzer var. Belçika, o da Belçika milli takımına yeni girdi. Fanzer ilk kez oynadı. Deniz Ündal da umarız kısa süre sonra açıklanacak. A milli takımımızda e, olacaktır diye inanıyoruz. Yani çok geç kaldı işte Fankun. O konuda onu davet etmekte. tercih meselesi gibi bir durum var mı Uğur Bey? Valla tabii gurbetçi oyuncu olduğu için. Yani acaba hani tercih acaba Türkiye'den kafası var mı öyle bir şey? Almanya Hiç ilgileniyor mu? mudur Deniz Ündal'la? Böyle bir şey duymadık. Almanya'ya haber de belki hani siz daha derin araştırıyorsunuz. Böyle bir şey okumadık. Almanya'nın ilgisi diye bir şey duymadık. Almanya'nın ilgisi olacağını da sadece tahmin yürütüyorum, zannetmiyorum. Doğrusu çok zannetme ama şimdi Premier Lig'e e gider yeni sezonda. Hala tercih yapmadıysa Premier League mesela e iyi bir 5 hafta oynat tabii. Gelişmeye devam eder vesaire. O zaman iş değişir. Ama şu an 25 yaşında. Kariyerinde de ilk defa birincilik San Jose'as performansı çok fantastik bir sezon performansı. Maşallah diyelim. Önce ikincilikte çok iyi iş yapıyor San Jiloaz'da. E. Çıkarıyorlar beraber. Ee, bu tek direktör, bu ekip. Birincilikte hemen hemen aynı kadroyla şu anda liderler. Şimdi Brighton Hove Albion'ın en büyük hissedarı San Jiloaz'ın da sahibi bu arada. Spor severler çok yakından bilmeyebilirler. Çok da haberlerde anılmıyor. Değinmiyor o konuyu ama. Şimdi burada biraz şey var. Pilot takım. Ana takım ee, bir Yatlaşım kurum durumu var. var. Kurumsal durum var. Ee, doğal olarak da bu patron e, saint gilles parlayan oyuncusunu yeni sezonda Brighton'da kullanmak istiyor. Brighton'da çok başarıyla yönetilen zaten e, kendisi de patron da çok dahi düzeyinde zeki olan e, bir zamanda 2000'li yılların başında bir takım internet siteleri yaratarak bunları satarak zenginliğine zenginlik katmış dahi düzeyinde bir şey. Yani... E, teknoloji gurusu Brighton'ın ve San Giuliano'nun sahibi. Çok da iyi yönetiyor. Moneyball mantığıyla yönetiyor. Brighton ve San Giuliano'su çok da denizin orada olması tabii mutluluk verici. Rakamlar işin içine girince şimdi Moneyball deyince beni yine canevimden vurdunuz. Rakamlar işin içine değildim. girince insanlar bir uzak duruyor. Farkında mısınız? Tabii. Bir uzak duruyor. Ya çok karışık vesaire falan ama tam aksine işi kolaylaştıran bir şey o. Ölçmeyi, değerlendirmeyi ve bir kestirimde bulunmayı bir sonuca varmayı kolaylaştıran bir şey o rakamlar. Tabi o rakamlardan bir sonuç çıkaracak değerli akıllar da, insanlar da, gençler de lazım ama e, o rakamları okuyabilecek, doğru okuyabilecek ama aslında işi kolaylaştırmak için yapılan bir şey. Çok 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 mantıksız bir yaklaşım. ya rakamlar yani ne bakacağız ona? Tıpkı mani filmindeki gibi rakamlarla evet. mı yöneteceğiz? Matematik evet. gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Matematik her şeye yarar gerçek hayatta. Mantığının şu an mesela spor medyasında da ben 17 yıldır profesyonel olarak bu işi yapıyorum. En fazla karşılaştığım defanslardan biri buydu. Ya futbol rakamlarla açıklanamayacak kadar komplike bir şey defansı. Elbette öyle. Elbette öyle ama inan bana senin rakamları kullanmadan yaptığın açıklamadan ben daha iyi açıklayabilirim rakamları kullanarak. Rakamlar bana yardım eder. Zarar vermez doğru kullanırsam. Ayağını yere bastırabilirsin anlattığın konunun. Aynen öyle. Doğru kullanırsan, doğru analiz edebiliyorsan. Yani tabii ki hayat matematikten ibaret değil ama matematiksiz bir hayatta düşünülemez. Sana yardımcı olur o rakamlar doğru ele alırsa. Şimdi yeni nesil biraz şanslı. Çünkü ben o dirençle çok uğraştım. Şimdi tabii çağ değişti biraz. Yeni nesil çok fazla uğraşmıyor ve faydalanıyor. Ama bundan 15 sene önce dönersen Türkiye, Türk spor medyası bak rakamları sevmiyor değil. Rakamlardan nefret ediyordu ya. Nefret. Öyle bir defansa geliyor ki sana yani futbol bu değil. Tek direktörler bunu söylüyor falan. Futbolcu bunu söylüyor. Spor medyası. Futbol bu değil. Lütfen rakamlardan, matematikten, istatistikten faydalanma falan diye böyle garip bir defans savunma vardı. O savunma hala zayıflamış da olsa var bahsettiğiniz gibi. Ama işte Brighton gibi kulüpler, Mitterrand gibi kulüpler, işte e, saint gibi kulüpler neyse ki gösteriyorlar. Manchester City, Manchester City'de Guardiola'nın teknik ekibinde en son teknik ekibe ve kattığı kişi bilgisayar mühendisiydi. Direkt mühendis yani. Spordan falan gelmiyor. Direkt mühendisi kattı. Şöyle özetleyebiliriz. Akıl katıyorlar. Aynen Yaptıkları öyle. işe zeka katıyorlar. Ve bu o kadar zor bir şey değil. Hatta zor bir şeyi geçtim. Herkes yapıyor bunu. Artık standart haline geldi. Dilimizde tüy bitti bunu söylemekten. Korkmamak lazım. Çekinmemek lazım. Ve bizim ülkemizde. Bu adımları atan ilk kulüp çok büyük mesafe kat edecek. Çünkü alan çok geniş ve minicik adımlarla çok büyük mesafeler kat edebilecekler. Doğru. İlk yapan bunu ilk hayata geçiren kulüp hakikaten baya öne geçecek bu bizden söylemesi. Çok çok bariz yani. çok Atılması gereken adım ne mesela? Yönetim kurullarına mühendisler sokmak, matematikçiler sokmak Ölçmek, ama yetmez teknik ekiplere de sokmak. Gerçi atıyorlar o adamları yavaş yavaş tek tekler hani analist sade altında tek teklipler çalışıyor ama biraz daha İktisat biliminin tanımı nedir en kısa yoldan? Sınırlı İktisat, evet. kaynakların sınırsız isteklerin sınırsız. Talebe, evet, kaynakların sınırlı olması. Scarcity. Yetersizlik. Bunun hesabının yapılması. Hayat ne peki? İnsanlar niye çalışıyor? Para kazanmak ve kendi <laughs> ihtiyaçlarını temin için. Bravo. Zaten hayatın tanımı aslında bu. İktisat dediğiniz şey, iktisat biliminin özür dileyerek hani iktisatçılardan bu kadar basite indirgemek belki şey olacaktır ama hani benim duyduğum, bildiğim iktisatçılarla ki keza, keza siz de öylesiniz. İktisatın tanımı o en abi. kısa haliyle, en sade haliyle bu şekilde söyleyebiliriz E Hayatın kendisi bu zaten. E sen bunu yapma. Ondan sonra doğru bir şeyler olmasını bekle. Aynen öyle. Ve o bilim durduğu yerde adı üstünde bilim durduğu yerde durmuyor. Devamlı gelişiyor, devamlı değişiyor. Devamlı yeni fikirler ortaya atılıyor, teoriler ortaya atılıyor, deneniyor, sağlaması yapılıyor. Oluyor olmuyor başka bir yere evriliyor. Bunları yakalamazsan çağın... işte Deniz Ündağ, Şanlıurfa doğumlu de Deniz Ündağ. Futbolun gerisinde Pardon kalıyor. Şanlıurfa doğumlu değil ama Şanlıurfalı Deniz Ündağ'ı işte Premier Lig'e transfer olunda duyuyor kamuoyunun birçok bölümü bilimden faydalanmadığı için. Böyle bir sonucu oluyor işin. Işte. Başarılarının devamını dileyelim İnşallah Premier Lig'de de e, şeyde Belçika'da gösterdiği performansı gelişmeye devam ederek daha da iyi noktaya taşıyacaktır. Biz de izlemeye devam edeceğiz İnşallah milli takımımızda da e, rotasyonda e, takımda görürüz kendisini. Bir sonraki sayfamız İspanya'dan Sport gazetesinden geliyor. Ekranlarınıza Aubameyang ve Adama Traore Barcelona'ya döndü. Nasıl transferler hocam? Fena transferler değil. Barcelona transfer dönemini kötü geçirmedi. Çok hareketli e, geçiren kulüplerden bir tanesiydi. Traore özellikle çok ses getirmiş. Traore ses getirir. Obama Young'dan başlayayım. Traore zaten benim hayran olduğum bir oyuncu. O yüzden Obama Young'dan başlayayım. Büyük bir maaş fedakarlığında bulundu. Transferi çünkü dün akşam saatlerinde sanki olmayacak, yatıyor gibi, bu transfer gerçekleşmeyecek gibi konuşuluyordu. Arsenal'in beklentilerinin yüksek olduğu konuşuluyordu ama ee, Obama Young e, neredeyse hiçbir beklenti için olmayınca yani bana maaş vermeseniz de oynarım. Düşüncesi içinde olunca. Barcelona çünkü maaş limitine takılıyordu. Galiba 2 milyon euro sadece boşlukları vardı. Obama Yang da Arsenal'dan mesela 9-10 alıyor. Tam rakamı bilmiyorum da. Arsenal'dan 9-10 alırken Barcelona'dan 2 milyon almaya razı gelmek zorunda kalıyor. Bunu kabul etti. Gabonlu oyuncu. Bunu kabul etmek bir defa zaten futbolu sevdiğini, oynamak istediğini, kendi ispatlamak istediğini gösterir. O yüzden Obama Yang'ın Barcelona'da hani kendini göstereceğini tahmin ediyorum. Bu kolay bir iş değil. Bir oyuncunun dörtte biri, beşte biri maaşını kabul edip ne olursa olsun ben gideyim kendimi göstereyim demesi kolay bir iş değil. O yüzden Obama Yang'ı tebrik ederim. Böyle fedakarlıkta bulunduğu için. Traore'ye gelince yani eşi benzeri olmayan çok değişik bir e, oyuncu. En fiziksel olarak hem teknik olarak. Olan üstü bir fiziği var. Adam geçen oyuncu çok fazla dünyada kalmadı. Artık altyapılardan da böyle oyuncu çıkmıyor. Zaten oyuncuları da buna yönlendirmiyorlar. yani. Adam geçmeye de yönlendirmiyorlar. Basit oyna. Pas hatası yapma. Ee, Sorumluluk alma. Geri koşturma bizi. <laughs> yani %99 pas isabetiyle oyna. Herkes Toni Kroos olsun istiyorum ama herkes Toni Kroos olamaz tabii. Adam Atreora başka bir yol seçti kendine. Birkaç yıl içinde fiziksel olarak çok kuvvetlendi. Bir Amerikan futbolcusu fiziğiyle bir normal futbolcu. Kolay adam geçiyor. Çok fazla dripling yapıyor. Çok hata yapıyor doğal olarak. Çok top kaybedebiliyor. Son vuruşları korkunç. Ama doğru kullanırsan, doğru faydalanırsan da çok büyük bir silah dönüşebilir. Wolverhampton'da Nuno Espirito Santo döneminde çok iyi faydalanılıyordu. Nuno Espirito Santo hatta onu ekonomik kullanıyordu. Birçok maçta sonradan sokuyordu. İstisiklerine bakılmıyordu o zaman. Takılmıyordu insanlar. Ve Traore'nin 100 milyonluk oyuncu olacağı düşünülüyordu. Bruno Lage geldi. Artık Traore'den faydalanamadı mı? Öyle mi değerlendirirsiniz? Traore ile bir düşünce birliği sağlayamadılar mı? Duygu birliği sağlayamadılar mı? Traore'nin herkes sıfır gol 0 asistine takıldı. Çünkü bu Wenger'in, Arsene Wenger'in muhteşem bir ifadesi var. Muhteşem. Bak futbol, futbolu şu anda 2020'ler futbolunu tek kelimeyle söylemiş. Arsene Wenger o yüzden büyük. Futbollu Ronaldo ulaştı demiş Arsene Wenger bir röportajında. Yani bayılıyorum gerçekten muhteşem bir adam. Her şeyi çok az sözcükle özetleme. Zaten bir iktisatçı. Bir iktisatçı da sözcüklerinde böyle iktisatlı kullanır. Futbol Ronaldo ulaştı abi. Sadece istatistiklere bakıyor gençler. Başka hiçbir şeye bakmıyor. Futbol Ronaldo ulaştı. Sadece kaleye 2 metre mesafeden topu çerçeve dürttün mü? Bir tane daha gol yazdın mı oraya? Onunla ilgileniyorlar. Traore'nin sıfır gol 0 asist olması çok etkili kamuoyunu ama çok iyi oyuncu. Xavi'nin ondan faydalanacağını inanıyorum. Onu da yeniden doğacağına inanıyorum. Eksik yönlerini tamamlarsa, tamam olan yönlerini ön plana çıkartırsa çok özel bir oyuncu. Ferran'ı aldılar Manchester City'den. İspanyol oyuncu. Barca'ya gitmek istedi. O da iyi bir ön taraf seçeneği. Şimdi ön tarafta Memphis Depay gelecek. Adama Traore... E Obama Yang, Ferran Torres ön taraftaki rotasyonunu geliştirdi. Barcelona. Dembele'yi göndermek istedi, gönderemedi. Vakit yetmedi. Sezon sonu Paris Saint-Germain'e gideceği söyleniyor. Ön tarafla ilgili bu gerekli hamleri sanki büyük ölçüde atlar gibi geliyor bana. Ben Barcelona'nın transfer planlamasının doğru olduğunu düşünüyorum. Uzun bir zaman sonra doğru işler evet. yapıyorlar diye özetleyebiliriz herhalde. İngiltere'den Daily Mirror gazetesi e, Frank Lampard devrimi başlığını atmış. Everton'da alakalı olarak e, Cenk Tosun'un yeni teknik direktörü Frank Lampard'da olmuş oldu. Takıma Donny van de Beek ve Dele Ali katıldı. Bunu da Lampard devrimi diye değerlendirmiş. Solda minnacık kaldı biraz ekranlarınızda ama Christian Eriksen'in de Brentford'a imza attığını aktarmış okuyucusuna. i̇yi şanslar diyor ama lütfen dikkatli ol, güvende kal diye de temennisini aktarmış gazete. Everton'da imkanları çerçevesinde başarı sağlayamamış. Doğru yönetilmeyen taraftarın çok öfkeli olduğu bir camia, büyük bir camia. Rafa Benitez kararı zaten çok tartışılmıştı. Everton'lar gerek eski Liverpool tek direktörü olduğu için, gerek zamanında Everton'ı küçümsediği için gerekse Benitez'in futbol mantalitesinin Everton kadrosuna uyumayacağı için zaten istememişlerdi. İspanyol tek direktörü. Olmadı da. Maya tutmadı. E peki özür dileyerek şimdi dünkü haberlerde gördüğüm kadarıyla bir iki gündür ya da öyle söyleyebiliriz. Everton'ın Vitor Pereira ile anlaştı ve taraftar tepkisi nedeniyle bundan vazgeçilip Frank Lampard'a rotanın doğru çevrildiği diye de haberler okuduk. Doğru, bu da doğru. Moşiri patron, Üç adayı vardı. Pereira, Lampard, Rooney. Üçüyle Rooney galiba görüşmedi. İkisiyle ve Duncan Ferguson'la geçici direkt direktörle görüştü. Yani Duncan Ferguson'la görüşme yaptı. Pereira ile iki görüşme yaptı diyorlar. İki kez görüşmüş ve Lampard'la görüştü. Bu Pereira ile yaptığı görüşmelerde Pereira sunum yapmış. Pereira'nın sunumunu etkilenmişler. Bak sezon başı Fenerbahçe yöneticisinden duymuştum ben bunu. Pereira'nın sunumundan çok etkilendik diye. Demek ki Pereira abi PowerPoint'i çok iyi kullanıyor. Bu da bir çıkarımdır. Bravo. Yani. Doğru. Gitmiş Everton Sunumu patronu Boşiri'yi de etkilemiş. Ama PowerPoint'teki hazırladığı tablolar sahaya bazen Yansımıyor. tam anlamıyla yansıyamayabiliyor. Değerli hocam Sayın Pereyre. Pereyre'yi istemir taraftar. Şeye astılar, pankartları astılar. Evet. E, Stadın çevresine. Pereira değil Lampard'ı al dediler. Başkan da çekindi tekrar bir hata yapmaktan. Sanki daha makul hamle. Ben, bir futbol izleyicisi olarak benim naçiz kanaatim daha mantıklı bir hamle olmuş. Şimdi Pereira'nın da zayıf bir kariyeri yok. Ben Pereira'ya da saygı duyuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben Çin'de gerçek şampiyonluğu kulübün içinde bulunduğu gerçeklerden Tabii. yola çıkarak diyorum. Portekiz'de şampiyonluğu var. Ee, Yunanistan'da şampiyonluğu var. Ama burası Premier Lig'deki taraftar. Premier Lig deneyimi olan Championship'te derbiyle ile iş yapmış. İsim. Premier Lig'de Chelsea ilk dörde taşımış. FA Cup'ta finale taşımış. Frank Lampard'ta sonuçta. Ve futbolun, İngiliz futbolunun efsane isimlerinden birisi. Ayrıca futbolcu olarak çok büyük deneyim var. Ayrıca şimdi bu transferlerde de rolü oldu söyleniyor. Van de Beek diyor ki ben Lampard'dan çok şey öğreneceğim için Lampard'ı çalışmak istedim diyor. Delali ve Van de Beek transferlerinde son anda Lampard anlaşılmasının ikisi de orta saha bir de. Direkt Van de pozisyonu Lampard. Delali'ye de katkı yapar. Etkili oldu söyleniyor. Sanki Everton'da orada hani Lampard'ı önlerek bize de doğru yaptı gibi geliyor. Öyle gibi. İtalya'dan Tutto Sport gazetesinin başlığı Gençlik Festivali değerli izleyenler. E, Valo, Valo e, ve Zakaria e, katıldı takıma. Bentancur ve Kulusevski Everton'a, Remzi de Rangers'a <laughs> transfer oldu. Bu da takımı gençleştirdi demiş Tutto Sport. bu hamleler. Tabi Juventus da bir dönüşüm içinde. Aynen az önce bahsettiğimiz Barcelona ve Everton'a benziyor dönüşmek zorunda. Deniz Sakarya birçok e, takıma gündemindeydi. Onlar da Juventus'ta orta sahada bir dönüşüm yapmak istiyordu. Oraya işte Ben Tankur'u gönderdiler. Zakarya'yı aldılar. E, gönderdi. gönderdiler. Orada da bir dönüşüm yapıyorlar. Ama tabii tüm kış transfer döneminin en parlak transferi Vlaovic. Yani bu transfer dönemi kimin transfer dönemi dersen Vlaovic'in diyebilirsin. Çünkü birçok kulüp istiyordu. En büyüklerin adı geçiyordu. Arsenal, çok istediği söylüyordu. Ama başka Premier Lig kulüpleri City'ne United'a adı anıldı. İspanyol kulüplerine adı anıldı. Kulüpte karşılaması da taraftar gitti. Baya renkli bir şey oldu. Çok genç oyuncu. Çok iyi iki sezon. Müthiş hissesizler yakaladı. Gerek Sırp milli takımında şu son gruplardaki son maçlarda kritik maçlarda attı. Gerek Serie hem geçen sene hem bu sezon çok fantastik hissesizler yakaladı. Yani maç başına bir gol ortalama gibi. Acayip bir hissesizlikle gidiyor. E Serie A'da atıyorsun bunu. E, o yüzden Juventus için net bir hedefti. Denenmiş, başarmış bir hedefti. Şimdi Juventus'un tabii şöyle bir avantajı var. Serie A'dan parlayan bir oyuncu. Daha önce Fiorentina'dan da defalarca çok iyi oyuncuları aldı Juventus. Yine aldı. Serie A'dan parlayan oyuncunu da nasıl Almanya Bundesliga'dan parlayan oyuncu Bayern Münih'e önce gidiyor. Bayern Münih'ten sonra belki başka bir adam atarım diyor. Serie A'dan parlayan oyuncu da Juventus'a bir gidiyor. Juventus adımını atıyor. Enrico Chiesa gibi mesela Fiorentina'dan Juventus'a geldi Chiesa. Şimdi belki başka bir adım atacak gelecekte bilemiyoruz. Ama daha büyük bir yere doğru gidiyor. İtalya milli takımının önemli oyuncusu olma yolunda. Vlaovic de o adımı attı. Çok büyük transfer. Ee, Vlaovic'in ben de hani önümüzdeki 10 yıla damga vuran santiforlardan biri olacağını düşünüyorum. Çok çok büyük potansiyel demek anlamsız. Potansiyelini zaten gösterdi potansiyel enerjiye dönüştürdü ama yaşı da küçük hala. Hızlıca Sabah gazetesi Vedat Muriç Mallorca'da demiş. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriç İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca'ya transfer oldu diyor gazete. Lazio'ya 20 milyon euro bonservis bedeliyle giden Vedat İtalyan ekibinde çıktığı 49 maçta sadece 2 gol atabilmişti. Yeni yolunda ona da başarılar dileyelim. Eriksen'i az önce de Daily Mirror gazetesinden okumuştuk. Brentford'a 6 aylık imza attı. Christian Eriksen futbola döndü. Ve... Çok güzel bir haber tabii Eriksen'in futbol öğrenmesi. Sağlıklı olmasını öncelikle dileyelim. <laughs> Umarız yeteneklerini sağlıklı bir şekilde sergilemeye, güzel futbolu sergilemeye devam eder. Son olarak bu bölümde ekrana getireceğimiz Türkiye gazetesinden Mbappe'ye çılgın para başlığı Real Madrid yılın transferine imza atıyor. Paris Saint Germain'le sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız İspanyol deviyle el sıkıştı. Real Madrid Mbappe'ye yıllık 50 milyon euro ödeyecek en çok kazanan oyuncu Mbappe olacak. Demiş gazete. Şöyle en sevdiğim şey yapmışlar. Sağ altta küçük biraz tabi ekranda görünmüyor. Mbappe'nin kazancı ne olacak? Uğur Bey saniyede 1.58 euro kazanacakmış. <laughs> Dakikada 95.40 euro. Euro ne kadar şu anda? Kaç para biliyor musunuz? Bilmiyorum. Var mı bilen? İnan 15 lira. 15 lira. 100 euro olsa dakikada ne ediyor? 1500 15. 15. 15. lira. 1500 lira. 1500 lira. Saatte 5000 saatte bir saatte diyorum. 5723 euro. Günde 137.360 euro. Haftada 961.000 euro. Ayda 4.2 milyon euro. Yılda, yılda 50 milyon euro. E ee, zenginin balı yüzürdü çenesini yordu. yordu. Gerçekten yordu. Saniyede 1.58. Şöyle saate bakacaksın. Tık tık atıyor. <laughs> o saatten sonra konsantre olmak da kolay olmaz Tek herhalde. Kol böyle bir ekonomi yaratıyor. Şimdi çünkü nedense kamuoyunda şöyle bir algı oluşuyor. saniye geçti. Evet, bir futbolcu hani nasıl bu kadar para kazanıyor? O kadar da para kazandırıyor kazandırıyor. Real Madrid Real Madrid halkın parasını harcamıyor yani. Kasasındaki parayı harcıyor. <laughs> bu parayı da maça gelen seyirciyi, forma alan fan, işte yayınlayan televizyon vesaire ödüyor. Bu kadar gelirleri olduğu için, bu kadar giderleri oluyor. Basit bir matematikle. Şimdi ama bu meselenin iki boyutu da var. Birincisi Haaland eee sanki biraz çıktılar. Haaland Barcelona'ya doğru çevirdi rotayı sanki. La Liga'nın e güçlenmesi için. Tabii. Siz bunu bu projeksiyonu daha önce dile getirmiştiniz. Hani eski Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi çağı gibi rekabetini rekabetini Haaland, Mbappe rekabetiyle tekrar hayata geçirmeyi planlıyor. Hem oyuncular için hem kulüpler için hem de İspanya La Liga için son derece mantıklı bir evet. yaklaşım. Denemedi. Şimdi Barcelona'nın maaş limitinde boşluk yok ama La Liga başkanı da diyor ki Barcelona Haaland'ı alsın. Real Madrid'de Mbappe'yi alsın. Ben de şu anlaşmayı yapayım. Sponsor anlaşmasını. Eski güzel günlere geri dönüyor. Evet size de maaş limiti açayım. Haaland Mbappe rekabetiyle La Liga'yı da eski güzel günlere döndürelim. Barcelona ve Real Madrid de büyüsün diyor. Sanki orada adı konmamış. Şu anda adı konmadı tabii bunun. Bu tamamen benim yorumum. Adı konmamış bir fikir birliğine doğru gidiliyor. Hatta iddialar şu ki ama tabi bunlar sadece söylenti. Barcelona başkanı ile Real Madrid başkanı telefonda konuşmuşlar veya haberleşmişler. Hani Haaland transferi Barcelona, Mbappe transferi Real Madrid sanki orada adı konmamış sözlü bir anlaşmada var diye iddialar da var. İspanyol radyolarını dile getirilen. Haaland'da evet. Haaland'ın monservisi var tabii Barcelona bonservis ödeyecek. Ama Mbappe'nin yok. Mbappe'nin sezon sonu kontratı bitiyor. Paris ekibiyle bile yenilemedi ama Paris ekibi hala uğraşıyor. Deniyor bilmiyoruz nereye gideceğini. Ama iddialar şu ki birçok İngiliz İspanyol kaynak diyor ki Real Madrid Mbappe ile bu maaş için bir anlaşma sağladı diyorlar. Yıllık 50 milyon euro için. Yıllık 50 milyon euro. Saniyede neydi? Dur bakayım. Dakikada 100 euroydu öyle söyleyeyim. 2 dakika Saniyede konuşturuz. 1 euronun üzerinde. 2 dakika hatta 2 dakika 20 saniye falan. O kadar hastasına bağladım ki bakıyorum şuradan. 2, 200 euro cepte. Adam dakikayı saymaz mı? Neredeyse diye. benim maaşım kadar. Vallahi, ya adam dakikayı, insan dakikayı saymaz mı? Yine yazdı, yine yazdı falan diye. Nefis bir... Neyse tabii o da bunun altını dolduran bir futbolcu. Bizimkisi elbette espri. Aynı Uğur Melek'in söze başlarken söylediği gibi bunu bu ekonomi bu geliri, bu kaynağı yaratıyor ve bu kaynakta bu şekilde harcanıyor. Uğur Bey var mı eklemek istediğiniz transferlerle alakalı? Çünkü araya gideceğiz ardından da Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Ee, bir, bir ufak Newcastle United'a dokunsa mıydık? Çünkü Buyurun. Aslında transferin en Buyurun. hareketli kulübü de onlar. Var mıydı Dünyanın en zengin kulübü. Dostlar. Buyurun getirelim onu da ekrana. Dünyanın en zengin kulübü ha. vardı. Newcastle United çok da hareketli bir dönem geçirdi. Dan aldı, Matt Target aldı, Beck. Niye ee, iyi, iyi akşamları aldı? Trippier'i aldı, Beck. Transfer bitti ya, herhalde onun için bunu demişler. Yani ee, iyi, iyi kapattık bu dönemi diyor. O anlamda, iyi bence iyi de kapattılar. Centre sakattı Callum Wilson. Chris Wood'u aldılar değil mi? Chris Wood'u aldılar centre olarak. Yani trans, e, orta sahaya Gimariş'i aldılar, büyük paraya. Eddie Howe takımın başına geçti sanki iyi bir transfer dönemi geçirdiler gibi geldi bana da ama bazen tabii bu ocak transferleri hemen adaptasyon sağlayamayabilir. Biraz yaşayıp görmek lazım. Ama sanki bu Premier Lig'deki o dipteki pozisyonlarından kurtulmak için gerekli olan e, zenginliğe doğru 5 adım attılar gibi hissettim ben de. Newcastle taraftarı herhalde daha mutludur. O zaman bu şekilde bu bölümü tamamlayalım. Bir kısa araya gidelim ardından da Beşiktaş'ta devam edelim. Milliyet gazetesi gelecek. Değerli izleyenler ilk olarak ekranlarınıza. Kartal'da üçlü devrimi. Teknik direktör Önder Karaveli'nin formasyonda radikal bir değişiklik planladığı belirlendi. Belirlenmiş. Nasıl belirlenmiş onu bilmiyoruz. Bakalım şimdi. Ee, Antalya kampında taktik çalışmalara ağırlık veren Siyah Beyazlı Hoca'nın önümüzdeki dönem takımını 3-4-3 veya 3-5-2 dizilişiyle sahaya dürme, e, sürmeye hazırlandığı öğrenildi. Yine edilgen fiil. Bakayım ayrıntılarda. Başka bir şey var mı? Şimdi antrenmanları izledilerse... Antrenmanda belki denemiştir evet. O zaman niye öğrenildi? O zaman niye belirlendi? Her alışkanlığıyla belki öyle yazmış arkadaşım. Şey, Harf sayısını yakalamak için mi acaba? Şöyle bakalım. Beşiktaş önümüzdeki dönemde üçlü savunma hattıyla sahada yer alacak. Yani burada daha kesin bir ifade. Ama yukarıda yine kaydedildi. Neyse karıştırmayalım daha fazla. Şöyle söyleyeyim. Daha önce de... Beşiktaş'ın üçlü savunmayla sahaya çıkacağı bu bildiğim maç arasından önce de birkaç maçta öngörülmüştü. Hocanın maç içerisinde dönüyor zaman zaman deniyor ancak ben zannetmiyorum bilmiyorum ne dersiniz Önder Hoca'nın ağırlık olarak üçlü oynamayı planlıyor. Bir Antalya Kupa maçı var. Evet. Antalya Kupa maçında galiba başarılı olunca sonra denedi. Ve muvaffak olduğunu da düşünüyor. Çünkü o üçlü savunmanın şöyle bir avantajı olduğunu düşünüyor sanırım. Çift santrifor arkasında Emirhan mesela yapabiliyorsun. Herhalde öyle düşünüyor. Yani dörtlü savunmayı da yaparsın elbette bunu ama herhalde faydalarından biri olarak da bunu düşünüyor. Faydaların bir avantajı şunu düşünüyor. Ben yani Rıdvan Rozya gibi iki tane bek var elinde ve bunlar 100 metrede oynayabiliyor. Üçlü savunma oynaman için de bu tarz beke ihtiyacın var benim elimde de bu tarz bek var diye düşünmüş olabilir. Doğru. Rıdvan ve Rozier'e sahip olduğu için. Üçlü savunma oynuyorsan çünkü düşünüyorum hangi sebeplerle bu kararı alırsın. Bir, yönetmen bir savunma oyuncun vardır. Savunmanın yerini doğru belirleyen. Dört yerine üç kişiyle o işi kotarabileceğine inandığın. Bakınız Conte'nin Chelsea'sindeki David Luiz rolü. Mesela o rolü John Terry'e vermeye çalıştı şimdi üzerinden çok zaman geçtiği için belki spor hatırlamayabilirler. John Terry ile olmadı. John Terry'nin de hatta kariyerinin sonu oldu o. Hemen hemen. David Luiz savunma göbeğine geçti. Conte'nin içerisinde üçlü savunmayla rekor şampiyonluğa gittiler. Çünkü David Luiz türlü arazlarına rağmen sıkıntıları da olan bir stoper olmasına rağmen üçlü savunmanın merkezinde çok iyi performans verdi. Savunmanın yerleşimini falan yerini, pozisyonu çok doğru belirledi. Bir yönetmen performansı gösterdi. Conte'nin üçlü savunma tercih etmesinde rol oynadı. Şimdi sebeplerden biri bu olabilir. Beşiktaş'ın böyle bir stoperi mi var diye düşünüyorsun. Vida'yı böyle düşünmüş olabilir mesela. Ama son dönemde kafası mı karışık, formu mu düşük? Yani Kontrat durumu da var değil mi? O bahsettiğiniz çizgiyi ayarlama ya da savunmanın durumunu ayarlama. Yani sanki çok güvenilir değilmiş gibi düşünüyorum. İkinci maddeye geçelim. Buyurun. Elimde çok stoper vardır. <laughs> Buyurun. 5-6 tane iyi stoper vardır. Ben derim ki kaynaklarımı doğru kullanma adına elimde çok az santrifor var. Çok stoper var. Kaynaklarımı doğru kullanma adına ben 3 stoper kullanayım. Ona göre ileride daha kalabalık olayım. Ön tarafı daha kalabalık olurum dersin. Böyle mi? Beşiktaş'ın durumu. Wellington'u var. Vidas'ı var. Bidav, Serdar. Montero'su var. Serdar'ı var. Yalnız unutmayalım geldiğinden beri önden Hoca Necip'i de stoper gibi düşünüyor. Doğru. Hatta az stoper gibi düşünüyor. Necip'i de stoper gibi düşündüğü için Necip'le beraber benim 5 tane stoperim var. As... Hatta Mehmet Topal'ı da oraya devşirebiliyorum da diye mi düşünüyor acaba? Ha olabilir. Öyle bakmamıştım ama Necip'i e az stoper olarak düşün düşünüyor. Yani... Necip, diğer hepsi varken Necip'i oynatıyor. Kocanın Önder Hoca'nın Necip'le ilgili bakış açısı farklı. Bundan sonraki maçlara da bir dikkatle bakalım bu Tabii. konu özelinde. Sanki çok devam etmeyecekmiş gibi düşünüyorum ben. Öyle mi? Bu yaklaşımı. Şu andaki yaklaşımı o en azından. Tabii tabii. Bunu, yani bunu devam ettirmeyecekmiş gibi düşünüyorum. Benim beklentim, düşüneceğim sadece. Öyle düşünüyorsan de Stoper düşünüyorsa, elimde işte Wellington var, Montero var. O zaman var, mantıklı diyorsunuz. Serdar ben, var. Ya da en Necmi azından bir var. mantığa oturur. Evet. Mehmet Topal da sayıyorsa, oldu sana 6 Stoper diyorsa, diyorsa, tamamen farazi. Bunların üçünü kullanırım. Üç tane de alternatifim var diyorsa, o olabilir. İkinci sebep, yani sebeplerden ikincisi. Sebepler üçüncüsü, benim beklerim iyi savunmacı değil. Ama iyi hücumcu. Ben beklerimi orta sahanın kanatları olarak kullanayım. Sol stoperim, sağ stoperim onlara dublaj yapar. O yüzden de benim beklerim daha rahat hücuma çıkar diye düşünürsün. Bu yüzden tercih edebilirsin. Madem Conte'nin Chelsea'sinden açtık bahsi. Conte'nin Chelsea'sinden devam edelim. Victor Moses sonradan da Fenerbahçe'ye gelecektir. Conte ile hayatının en iyi sezonunu yaşamıştı. Normalde bir forvet oyuncusuydu Victor Moses. Sol açık, sağ açık falan oynuyordu. Bazen Santifor oynuyordu. Victor Moses yer bulamıyordu oynatan hocaları. Milli takımında forvet oynuyordu. Conte onu kanat beki yaptı. Süper bir sezon geçirdi. Ama Victor Moses'ı nasıl kanat beki kullandı Conte? Arkasında stoperi olduğu için, sağ stoperi olduğu için kanat bek kullanabildi. Moses'ın arkasını dublajla kapatabildiği için. Veya Marcos Alonso'nun arkasını Dublajla kapatabildiği için. Rıdvan ve Roziye'yi böyle görüyor olabilir. Önder Karabeli. Arkasında sağ stoper ve sol stoper dublajla kapatırım. Rıdvan ve Roziye daha fazla hücum bindirmesi yapar diye düşünebilir. Biri olabilir sebeplerden biri. Asla fena değil. Düşündüğün zamanın matematiği. Fena değil. Sadece şu stoper sayısında biraz takıldık. O yeterli stoper var mı? Necip, Mehmet Obal orada sayılabilir mi? O biraz kafa karıştırıcı. Bekleyip göreceğiz. Bir de son madde olarak Emirhan önünde çift santifor yaptığında çok iyi verim almıştı aslında. Doğru. Sonra devam etmedi ama bence devam edebilir. Emirhan'ın önünde Batşuay'a güven. Benim anladığım orada Emirhan e, hangi maçta çok Malatya maçı mıydı? Kalabalığın içerisinde biraz e, kalabalık Gaziantep maçı mıydı? Kalabalığın içerisinde biraz kayboldu. Alan bulmakta zorlandı. Bir topunun direkten döndüğü maç. Kaçta? 79'da 77'de hatırlayın. Evet. Şeyden dönmüştü şey oyuna girmişti sonra. Galiba Malatya maçıydı. Arkadaşlarımız değil mi? hatırlatsınlar. Ben de emin olamadım. E, direkten Galiba topu, Malatya direktten dönmüştü. Bir bir biten maç o değil miydi? Bir bir biten maç evet, Malatya bir, maçıydı. bir son dakikadan da Malatya atmıştı. E, tahmin ediyorum hoca e, oyuncunun da yıpranmaması için hani genç oyuncu şeyi var ya biraz onu düşünüyor anladığım kadarıyla. Yoksa güveniyor oyuncusuna. O evet. açık yani. E Salih Uçan'ı da gönderdiler. Ama Oğuzhan var. Oğuzhan'ı da öyle kullanabiliyor. Belki öyle Emirhan Oğuzhan'dan birini kullanırsın çift santrifon arkası. Belki o düşünmüştür. İşte burada da form durumu ön plana çıkıyor. Evet. Çünkü piyanıçı altı numara kullanıyor. Yani oyuncu değişikliği yaptığın zaman az önce saydığınız isimler oyuncu değişikliği yaptığın zaman bunu devam ettirebilecek mi? Yoksa oyuncu değişikliğiyle beraber sistemi de mi değiştireceksin? O zaman... Evet o önemli bir soru. Eşit. Işte. Yoksa oyuncu değişikliğiyle o zaman beraber formasyona değiştirsen karışabilir işte. E işte. o zaman üçlüyle mi başlarsın yoksa bilemiyorum hocanın vereceği karar ama ben sanki bana çok makul gibi gelmiyor. Bekleyip göreceğiz maçta. Evet, yaşayıp göreceğiz. Bir de bu Beşiktaş'ın ile değil mi? Bu? Yeni sezon planlamasına bir projeksiyon yapacak mı? Efendim? Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasına bir projeksiyon yapacak mı acaba? Yeni sezonda çünkü onlar da direktör değişimi yok, bu gündemlerinde Beşiktaş'ın da var. En son Ceyhun Bey Ceyhun Kazancı'nın açıklaması olmuştu kulübün e, sportif direktörü. Sezon sonuna kadar Önder Hoca ile beraberiz evet. önümüzdeki sezon için. Bir sezon bittikten sonra planlama yapılır. Planlama yapılıyor da yani sezon sonu itibariyle hayata geçer. Peki diye söylüyorum. Böyleyse eğer Önder Hocam diyelim ki bilmiyoruz şu anda ama üçlü savunma 3-4-3 üç, üç ya da 3-5-2 tercih ediyor. E yeni sezon transfer planlaması ne zaman yapacaksın? Şu sıralarda yapman gerekmiyor mu? Bu sıralarda mu? yapmak lazım. Aslında yapmak normalde değil. medeni bir kulüp ne oynayacağın? şu şu sıralarda Bunu mart, mart insanda. Ihtiyacı. Planlamaya, hedeflemeye başlaması lazım. Yeni sezon planlamasını ben 3-5-2'ye göre mi yapacağım? Yoksa yeni tek direktör gelip belki de 4-3 oynamayı tercih edecek. İşte böyle de bir arası çıkabilir. Zor bir soru. Bir sonraki sayfamız Beşiktaş'tan Lerin'de son tango. Beşiktaş yönetimi Kanadalı Yıldız'la üçüncü kez masaya oturacak. Siyah-beyazlıların senelik 2.2 milyon euro isteyen Lerin'le Ceyhun Kazancı yüz yüze görüşecek. 1.7 milyon euro önerilecek Kanadalı Yıldız'a. Ya imza ya ayrılık denilecek. Türkiye Futbol Federasyonu limitleri gereği takım bütçesini 25 milyon euroya çekme mecburiyetin nedeniyle Beşiktaş yönetimi... Kadroda tutacağı oyunculara yüksek maaş ödemek istemiyor doğal olarak. Sportif direktör Ceyhun Kazancı konu doğal olarak derken bütün kulüplerin hani yaklaşımı böyle o anlamda. E, Sportif direktör Ceyhun Kazancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada bizim şartlarımız belli. Lerinle yapılacak görüşmede yine aynısını sunacağız. Bu teklifi kabul edeceğini düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Ceyhun Kazancı önceki gün Antalya'da teknik direktör Önder Karabeli ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Lerin'in yanı sıra Vida ve Güven Yalçın'la da görüşmeleri sürdürdüklerini söylemişti. Şuradan bir dakika. Beşiktaş yönetimi Lerini 2,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla 2019-2020 sezonunda Zulte Varegem takımına kiralamıştı. Lerin Belçika ekibinde 33 maçta 9 gol 6 asistlik performansla oynadı. Kulüp oyuncudan memnun kalmasına rağmen satın alma opsiyonunu kullanmak yerine oyuncuyu bedelsiz almanın yolunu seçti. Ancak Beşiktaş yönetimi Belçika ekibinin bu teklifine yanıt bile vermeden geri çevirdi. Yani sözleşmesinin bitmesini mi bekliyormuş Zültevaregen? Şey bon servis ödeyemeyiz demiş herhalde Beşiktaş'a. Ben öyle anladım. Ödeyemeyiz bize verin demiş. Beşiktaş da de vermedi. Bedava. Demiş. Herhalde öyle söylemişler. Bu çok mantıksız geldi bana ya. Neyse. Belki tarihe geçti diğerlerine. Datça yerlerine... söyleyince daha mantıklı geldi. Nasıl? <laughs> Datça söylemişlerdi daha <laughs> da mantıklı geldi. E, tarihe geçti. E, neyden dolayı? Dün de konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri ile oynadıkları milli maçta gol atarak 23. golüne ulaştı ve e, Kanada milli takımının en golcü futbolcusu olduğu Kyle Larry. Ser, e, Sergen Hoca'nın da büyük katkısı olduğunu. Bu performansında, bu gelişiminde büyük katkısı değil, çok büyük katkısı olduğunu söylemek lazım. Şimdi tabii Larry'nin bir e, uluslararası piyasası olacak tabiatıyla. Çünkü e, herkes takip ediyor. Dünya Kupası elemelerinde CONCACAF grubundaki o Kanada milli takımının fantastik performansını 1986'dan beri ilk kez Dünya Kupası'na gitmeye çok yakınlar. Kaç yıl? 36 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na <laughs> gitmeye çok yakınlar. 2026'da da ev sahiplerinden biri Kanada. 2026 Kuzey Amerika'da yapılacak. Dolayısıyla bu güzel bir çıkış Kanada futbolu için. E birçok oyuncu Alfonso Davis başta olmak üzere, Jonathan David başta olmak üzere birçok oyuncu daha yakından izliyor dünya spor kamuoyu. bunlardan biri. E Kanada milli takımında tarihinin en golcü oyuncusu olması çok fantastik. Büyük bir başarı. O da sanırım bununla hani 5 büyük lige iyi bir transfer yapabilir miyim? İyi bir takıma gidebilir miyim diye bakıyor olabilir. Mevzu acaba sadece parayla mı ilgili? Oturup konuşmak lazım Lerinle. Yoksa mesela benim ayağım Premierlik. O yüzden promiyerlikten teklif bekliyorum. Ben yoksa parasına değilim mi diyecek. 1.7 milyon euro benim için tamam ama yani ben Premier Ligi bekliyorum. Bundesliga'yı bekliyorum mu diyecek? Onun yanıtını bilmiyoruz. hani Sanırım Kaleler'in de bununla ilgili bir açıklaması yok. O yüzden ama Beşiktaş'ın da teklif ettiği maaş makul gibi geliyor bana. Şartları düşünecek olursanız evet. Bir tık daha belki yükseltebilirsin ama çok daha fazla yükseltme şansında yok. Kulübün şartları. Zaten oyuncunun evet. maaşını ikiye katlamış filan oluyorsun 1.7 verdiğin zaman. 1 milyonun biraz altında galiba Lerinin maaşı. Belki 2 milyon euroya çıkarsın. Tam anlamıyla ikiye katlarsın. Belki biraz fazlasını ama. Şimdi kaylılarının de kariyerinde sıçrama yaptığı yer Beşiktaş. Doğru. Dolayısıyla. Oyununu bir üst seviyeye taşıdığı yer Beşiktaş. Elindeki CV'sindeki en güçlü aset Beşiktaş. Onu da planlamasına göre yapması lazım. Kanada milli takımı Beşiktaş var elinde. Gibi hissediyorum. Umarım süperlikte kalır. Süperlik için Beşiktaş'ın için bir değerdir tabii ki kaylıların. Raşit Gezal'ın dün bir sakatlığı olduğu ifade edildi. Kamptan ayrılarak İstanbul'a döndü. Ee, bilmiyorum hafta sonunda yetişecek mi? Sonrasında bir haber görmedim. Ee, Sakatlığının ne kadar... Bir iki hafta, bir hafta diye yazmışlar. Yani demek ki Antalya spor maçında olmayacak. Olmayacak gibi görünüyor. Hafta sonunda e, en önemli hücum silahlarından bir tanesi. ya Afrika Kupası'nın zamanlaması tabii e, gerek Afrika kıtasının iklim koşulları gerekse e, dünyanın içinden geçtiği covid problemi nedeniyle çok beklenmedik bir şekilde oldu. Yani ötelendi. Bu tarihe mecbur kalındı. Birazdan ele alacağız zaten. Hakemin açıklamaları. Hakem diyor ki o kadar sıcak ve o kadar nem yüksek giriyor. Hani ben canlı kaldığım için şanslıyım diyor. Birçok oyuncunun da sağlık sorunu yaşadığı bir turnuva oldu. Gezzalya'ya da geçmiş olsun diyelim. Bir an önce iyileşmesin. Obamayank da sakatlandı döndü turnuvadan. yanlış hatırlamıyorsam. Sakatlık geçirdi için erken döndü. Birçok oyuncu erken Terk etmek durumunda kaldı turnuvayı. Şimdi geçmiş olsun diyelim. Raşit Gezalı'da şuradan neyle devam ediyoruz? Galatasaray'a geçiyoruz değil mi sevgili Tolga? Tamam. O zaman Sabah gazetesinden geliyor. Ekranlarınıza başlığımız değerli izleyenler. Uzun yıllar kalmak istiyorum. Galatasaray'ın başında 4 maçını da kaybeden domelek Torrent'ten ayrılık sorusuna böyle bir yanıt geldi demiş gazete. Teknik adamlar bavulları hep hazır yaşarlar. Çünkü futbolda nedenlere değil sonuca bakılır. Amacım uzun yıllar burada kalmak. Tuzla spor maçındaki skora çok takılmıyorum. Çünkü 3 gün çift idmanlarla yoğun çalıştık. Ağır yükleme yaptık. Takım yorgundu. Normalde sezon ortasında takım devralmak istemem ama Galatasaray gibi bir kulübe hayır diyemezsiniz. Galatasaray benim için çok önemli bir fırsat. Teknik adamlar bavulları hep hazır yaşarlar ama biz burada doğru işler yapmak için çalışıyoruz. Şu an sıkıntılı bir durumdayız. Hem taktik hem de oyuncu seçimi olarak akılcı davranmalıyız. Şu an Avrupa'yı değil Alanya maçını düşünüyorum. Omar bir yıldır oynamıyor. Fizik ve mental olarak çok iyi durumda. Vücuduna mabet gibi bakıyor. İki haftaya yüzde yüzüne ulaşacaktır sözlerini aktarmış. Tuzla maçını okuduk. İzlenimime göre insanlar rotasyona çok alışık değiller galiba. Çünkü Taylan'ı stoperde Bartu sağ bekte kullandım. Bu arada Bartu demişken, Bartu Elmaz da gitti değil mi? Evet. Marsilya Fransa'ya gitti. Fransa'ya. Ha burada da yazıyormuş zaten. İkinci Mustafa Kapı vakası demiş. Sabah gazetesi bakayım şurada. Ee, sabah sporunu 10 Ocak'ta duyurduğu Bartu Elmaz Marsilya transferi resmiyete döküldü. Domenek Torrent'in verdiği 2 günlük izni fırsat bilen 18 yaşındaki Bartu Marsilya'ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzaladı ve havalimanından fotoğraf paylaştı. Galatasaray'dan sezon sonunda bedelsiz ayrılması kesinleşen genç orta saha oyuncusu altyapıdaki Mustafa Kapı'nın izinden Fransa'ya gitmiş oldu. Diye yazmış. Ha fanatik gazetesinde de var değil mi? Atlamış oldum ama şunu okuyayım. E, fanatik gazetesi de diyor ki Bartu Elmaz Marsilya'da 4 yıllığına anlaşmış. Son yıllarda Florya'da yetişen en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Bartu Elmaz Galatasaray'dan ayrılıyor. Sezon sonunda mukabelesi bitecek olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu A takımda bir türlü süre alamayınca bekleyişini sona erdirdi ve teklifleri değerlendirmeyi seçti. Birçok Avrupa kulübünün ilgilendiği Bartu Marsilya'ya evet derken 4 yıllıkta sözleşme imzaladı. Bartu'nun Fatih Terim sonrası Domenek Torrent'ten umutlu olduğu ancak Kasımpaşa karşısında orta sahada Patrik Fanault ve Alpaslan tercihi edilince menajerine transfer yetkisi verdiği öğrenildi. Bartu Fransa dönüşünde bu kararı paylaştı ve dün akşam Florya'da idmana çıktı. Galatasaray bu şeyden transferden bir maddi kazanım sağlayamıyor. Şimdi Bartu için tabii ki en hayırlısını dilerim. Tabii biraz bu konu çıktı oldu. ama öyle devam edelim isterseniz. Domenek Torrent'in açıklamalarını isterseniz sonra bakarız. Tamam. Buyur. 2003 doğumlu. U19 milli takımının oyuncusu Önlü Berosu. Burada da değinmiştik hatta yaklaşık bir ay önce. Son 3 milli maçın her birinde asist yapmış. Milli takımda da gayet iyi gidiyor. Bartu bir ay önce buna değindiğimizde acaba Galatasaray'da bu kadar önlü böyle pozisyonu sıkıntı varken Taylan Berkan açmazın bir türlü çıkamıyorken acaba sıra Bartu'a gelir mi? Marsilya maçında da Avrupa Ligi'nde son bölümde oyunu almıştı. Fatih Hoca'nın o zaman Fatih Hoca vardı. Hani Bartu'a şans verir mi diye burada konuşmuştuk. İşte üzerine bir ay, bir buçuk ay zaman geçti. Bartu şans bulamadı. Herhalde şans bulamadığı için de doğal olarak üzüldü. Ve tercihini Tercihdi. Fransa'dan kullanmış. Burada eğer oyuncunun düşüncesi buysa, gazetede haberde dile getirildiği gibi ise son Kasımpaşa maçındaki Alparslan falan tercihi falan bana mantıklı geldi. Oyuncunun yerine kendimi koyuyorum, empati kuruyorum. Çok da bulamıyorum. Çünkü senin orijinal pozisyonun bu. E sezon başında oraya Gustavo Asun Suat transfer ediliyor. Hani Asun Sağ'a verilen şansı en azından birkaç maç Bartu'a verilmiş olsa olabilirdi değil mi? Mümkün olabilir. Yo, elbette. İyi bu... olabilir. E olmuyor, tutmuyor. Başka bir hoca geliyor. O pozisyonda sol beki devşirip oynatıyor. O da düşünmüyor. O da düşünmüyor. E canını sıkmıştır tabii oyuncunun. Hazırlık başına Tuzla maçında ön libero başlatmış. Sonra sağ beke kaydırmış. Bu arada haberde oraya değinmemiş. Ama artık o zaman karar vermiş miydi yoksa hazırlık maçında aldığı izlenimle mi karar verdi bilmiyorum. Ama Tuzla maçından sonra verilen izinde gidip Marsilya'ya imza atmış. Öncelikle hep tüm transferlerde e, ortak düşüncem gibi önce insan. Dilerim Bartu için en güzel olur. Hayırlısı olsun. Süper bir kariyer olur. Dilerim çok mutlu olur. Harika bir genç insan olarak yetişir. Sadece sporcu olarak değil vatandaş olarak da bizi orada en güzel şekilde temsil eder milli takımımıza hizmet etmeye devam eder. Öncelik tabii ki düşüncemiz bu. Gelelim ha bu, bu arada e, siz konuşurken yabancı oyuncu kuralı milli takım için olumlu demiş şey. Tore söyleyin Domenek Toren. Onu da okuyayım izleyicilerimize. Yabancı kuralı ile ilgili olarak Domenek Toren genç Türk futbolcuların daha çok oynama şansı bulacağını söyledi. İspanyol hoca onun üzerinde Türk oyuncumuz var. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da oynayabilecek kalitedeler ki Bartu Elmaz da bunlardan birisiydi herhalde. Önümüzdeki sezona yeni kurala hazır olabilecek bir kadroya sahibiz. Seneye 4 Türk futbolcu oynatma zorunluluğu Türk milli takımı için olumlu. Bu fikri acaba kısa sürede mi yoksa genel olarak bir teknik direktör olarak e, mı fikri bu? Ya tabii yüzeysel bir görüş bu muhtemelen. Herhalde değil mi? O anda Öyle soruluyor. lazım. Ama bu tarz kararlar alınırken daha fazla verinin dikkate alınması, daha fazla pencere açılması... Bir iktisat problemi gibi. Tüm değişkenlerin e, bir arada değerlendirerek karar alınması lazım. Dominik Torrent'in de hani mesela 4 yıl, 4,5 yıl sanırım bu kural uygulandı. Torrent şu soruyu sorsa daha iyi olurmuş. Ya siz 4-4,5 yıldır bu 14 yabancı sınırı kuralını uyguladınız. 4-4,5 yılın sonunda ne sonuç aldınız? Türkler ne kadar dakika aldı? Milli takıma ne kadar katkı yaptı? Uluslararası sınırlar ne netice aldınız? Bu 4,5 yıl önce zaten sınır varmış. Bu sınırın olduğu dönemde ne verim almışsınız diye sormasını bekliyor insan ama... ...kısa sürede herhalde bu kadar e, geniş düşünememiştir. Yüzeysel bir yanıt vermiştir. Daha tabii çok yeni. Hem ülkeyi hem kültürü, takımı, Türk futbolunu, diğer takımları vesaire. Yani e, bütünü tanıma açısından elbette daha çok yeni. Bir şey söylemek mümkün değil. E, haksızlık da etmeyelim hiç kimseye. Ancak e, hani Türkiye'de rotasyona alışkın değiller noktasında... Hani acaba biraz fazla mı güveniliyor bu rotasyon mevzusuna? Ön liberoda denemeleri, lig evet. maçında, tuzla maçında, tuzla spor maçında, stoper denemeleri. Işte Ama elinde denemeleri yokmuş o maçta. Vesaire. Oyuncular eksikmiş. Bir de öyle bir durum var. Rotasyonla da kasıt rotasyon aslında bir matematik tabiridir. Akla şu geliyor. Manchester City'nin oyunu herkesin her bölgede oynadığı. Evet, doğru. Yani böyle bir beklentisi varsa... Hocanın ki zannetmiyorum öyle olduğunu sadece deniyor muhtemelen görmek için. Tabi. Deniyor. Denemeli de zaten. Muhtemelen. Rotasyon bu arada teknik edelim. olarak yani terminoloji olarak şekli döndürmek demek. Rotate. Döndürmek. Döndürmek. Rotasyon o demek. Biz rotasyon deyince Türkiye kamuoyunda geniş kadronun farklı maçlarda farklı biçimlerde kullanılması gibi bir algı oluşuyor. Türkiye'de zaten rotasyon tanımı da terim olarak da tam doğru yerleşmedi. Hocanın kastettiği de matematiksel tabir. Oyuncuları farklı pozisyonlara kullanıyor. Yani şekli döndürmekten bahsediyor. Hı. İşte Taylan'ı stoper kullandım, Bartu sabek kullandım diye de örneklendiriyor. Kastettiği rotasyon bu. Türkiye'de bu da herhalde çok alışık değiller diyor ama neden alışık olunmasın yani? Dediğim gibi Torrent şu anda çok keskin yargılara varmasın. Mesela Malta'ya gidiyorsun doktor olarak. Malta'da sana soruyorlar, diyorlar ki hastanede %50 Maltalı doktor çalışma şartı var. Sen de diyorsun ki ha bu Malta tıp camiası için iyi bir şey tabii ki. Maltalı genç doktorlar için iyi olacak. Bunun gibi bir şey. Halbuki şunu sorman lazım değil mi? Kardeşim niye böyle bir karar aldınız Malta olarak? Çok mu hasta vefat etti acaba? Bazı alanlarda doktor mu yetiştiremediniz? Değil mi? Bunu sorman gerekmez mi? Mesela niye daha önce daha fazla yabancı doktor çalışıyordu, daha az yerli doktor çalışıyordu, şimdi yerli doktor sınırı koyma ihtiyacı hissettiniz diye sorman lazım. Bu analizleri yapmadan ya Malta tıp camiasını tebrik ederim. Gerçekten. Yani harikasınız. Genç doktorların önüne açılacaktır demezsin yani. Önce bir bilimsel olarak verileri istersin. O yüzden Torrent hani sorulan her soruya yanıt vermek zorunda değil bana sorarsan. Daha fazla veriye ihtiyaç var. Akşam gazetesi demiş ki e, akşam gazetesi demiş ki yarım milyarlık dönüş 2018 yılında Gomis ayrıldıktan sonra Galatasaray'a 8 forvet alındı. 298 milyon lira. Bon servis ve kiralama ücreti verildi. Bu oyuncuların toplam maaş maliyeti ise 215 milyon lira oldu. Dün programımızda konuşmuştuk. O dönem sözleşmesi uzatılabilmiş olsaydı eğer sportif ve de maddi olarak Galatasaray'ın ne kadar e, elbette paralel evren sorusu. Yani şimdi bunu konuşmanın manası yok ama işte herkesin aklına geliyor bu sabah da gazetede haber olarak yer bulmuş. Biz de dün programımızda e, konuşmuştuk bu konuyu. Maalesef Galatasaray için e, Galatasaray açısından olumsuz bir tablo oluştu. Bir şey ekleyebilir miyim Bur Gomis konusuna? Şimdi dün biz konuştuk ya. Konuşmamızın üzerine şöyle reaksiyonlar gelmiş. Zaten bunlar çok otomatik reaksiyonlar. Belli bir merkezden yönetilen reaksiyonlar oldu çok belli. Ya işte Gomis 30 gol attı, maaş artışı istedi. Doğru. İşte 3 gol atsaydı maaşını düşürecek miydi? Kardeşim. Bir oyuncu ekstra performans verirse dünyanın her yerinde oyuncunun kontratı uzatılabilir Hı? ve şartları değiştirilebilir. Sen niye Kerem Akdürkoğlu'nun Galatasaray'a kontratını uzatıp şartlarını iyileştirdin o zaman. Kerem'e niye demedin? Kötü oynasaydın daha az maaş mı isteyecektin kardeşim e demedi. İşin doğası bu. Çok doğal. Tabiatı bu. Sanki bu bu işin Çünkü tabiatı olarak. bu değilmiş. Dünyada sadece iyi performans gösterip maaş arası istemiş gibi yıllardır bozuk teyp gibi aynı şeyi söylüyorlar. Aynı kaynaktan. Çok haksız bir. Sosyal medyaya belli düşünce. ki para harcıyorsunuz. Belli ki çalıştırıyorsunuz otomatik bilgisayarları. Biraz daha zekice yapın bu işi. Harcadığınız paraya yazık. Aynı şeyi söyleyip durmayın. Aynı şeyi söylüyorlar. Gomis performansı düşük olsaydı maaş düşüşmesiydi. Hayır. Öyle bir şey yok. Performans yüksek olan oyuncunun dünyanın her yerinde kontratını uzatıp maaşını artırabilirsin. Mümkündür bu. Binlerce, milyonlarca örneği var. En yakın örneği de Galatasaraylı bir oyuncu örnek verdim. Kerem'e şimdi diyebilir misin sen aynı maaşla devam et. Demez. Adam müthiş bir performans gösterdi. Kontratını uzatıp Kaç maaşını artırdı. Konu bu. Gomis'te gelip maaş artışı istemiş. Oturursun, konuşursun. Bu çok mantıksız, çok minvalsiz bir. İnan 4 yıldır bunu söylüyorlar. Minvalsiz, yanlış oldu. 4 yıldır bunu söylüyorlar. 4 yıl oldu adam gideli. 4 yıldır bunu söylüyorlar. Peki. Çünkü tek merkezden yönetiliyor bu tepkiler. Aynen. Tek tek merkez de galiba çok şey derin düşünemiyor. Peki. Ee, şimdi Fanatik gazetesi geliyor ekranlarınıza. Avrupa'da tek demiş gazete. Süper Lig'de tarihi bir sezon geçiren Trabzonspor maçların son 15 dakikalarında hiç gol yemedi. Bizim ha bizim haber değil mi? Dün evet. Değil? Ee, evet son 15 dakikalarında hiç gol yemedi. Avrupa'ya da bakıldığında fırtınadan başka bunu başarabilen takım yok diye yazmış gazete. Ha zaten yazmış Bean Sports üyelerine göre diye teşekkür edelim. haberin yazarı arkadaşımıza gazete E, bin Sports verilerine göre Trabzonspor'u birer golle Sevilla, Porto, Marsilya, Mainz ve Napoli takip ediyordu. Biz de dün paylaşmıştık. E, sevgili Tolga ne dedin? Peki Cornelius rekor peşinde. Sıradaki başlığımız hemen altında. Ligde 11 golle Trabzonspor'un en skorer ismi olan Cornelius bir kez daha rakip fileleri havalandırırsa Parma dönemini yakalayacak Danimarkalı Yıldız'ın asıl hedefi 18 golün üzerine çıkıp kariyer rekoru kırmak bu sezonda Cornelius için müsait bir sezon diyebiliriz. Doğru. Bunu yapma adına yani. Üzerine koyarak gidiyor. Evet. Kendi kişisel kariyerinde zirvelerini zorluyor. Trabzonspor'un da sezon çizgisine bakıldığı zaman pek hala neden olmasın. Kornerli bu sayılara ulaşabilir. Şimdi Uğur Bey az önce bir hakemden bahsettiniz. Ee, evet. Ben şimdi haberi bulayım. Hah, BBC'de neydi konu? Belki izleyicilerimiz kaçırmış olabilir. Afrika Kupası'nda bu 85. dakikada maçı bitiren meşhur hakem. Ocak 12 Ocak'taydı değil mi karşılaşma? Tunus-Mali karşılaşmasında 85'te maçı bitiriyor. Sonra itirazlar oluyor, tekrar başlatıyor. Bu kez 89'da bitiriyor. Ee, sonra federasyon Afkon karar veriyor. Kalan dakikalar oynatasın diye. Sonra Mali geliyor 1-0 önde olduğu için Tunus gelmiyor ee, ve maç 1-0 Mali'nin lehine tescillenmiş oluyor. Ondan sonra hakemin yani Cani e, Skazve bir açıklama yapmış. BBC sormuş. O da anlatmış. Diyor ki çok fenaydım. Bu maçtan tabutla dönmediğime komaya girmediğime ölmediğime, tabutla dönmediğime çok e, mutluyum. Çok az kalmıştı ölmeme. E, diyor ve maçın bir bölümünde her şey çok sıcak geliyordu. Üstüm, başım, kıyafetim hatta İletişimi sağladığımız o telsizler bile o kadar sıcak geliyordu ki parçalayıp atmak istiyordum. Konsantrasyonum tamamen dağıldı. Su içiyordum, su içtiğim hiçbir işe yaramıyordu. Hani susuzluğumu gidermiyordu diyor BBC'ye verdiği cevaplarda. Ve bir süre sonra da iletişim koptu. Hiçbir şey duymamaya başladım. Yani tamamen kendi kafası içerisinde kendisini bulmaya çalışan bir moda girmiş. En son duyduğumda da maçı erken bitirdin diye birisi bağırıyordu kulağıma. Dedi. Evet fark ettim. Tekrar başlattım vesaire. Ama evet. diyor o gün ölmeye çok yakındım. Hava şartları çok kötüydü. Çok sıcaktı. Boğucu bir hava vardı. Diye anlatmış kendisini. Yalnız bir cümlesi var ki ama o burada yok galiba. Ben hepsini de okudum şöyle aşağılara doğru. Orada acaba dedim e, tam olarak söylemek istediğini aktarabildim ama hatırlayamadım şimdi. Çok eleştirildi bu hakem. Evet. Ama Dünya Kupası'na maç yönetti. Değerli bir hakem. O yüzden bunu da almak istedik ki hakem tarafında dinleyelim. Hakimin de hakkını teslim edelim. Maalesef sürenin sonuna geldik. Ben almışım şeyi e, sürenin büyük kısmını. Bir cümleniz varsa hemen alayım yoksa kapatacağım. Çok Onu geçmiş like olsun. Alayım. Önce insan sağlığı. Diyelim ve bitirelim. Çok teşekkürler. Uyumaya şey ağzınıza sağlık. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte yeniden birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın.